Merhaba. Ve karşınızdayız arkadaşlar. Merhabalar. Lore Konseyi olarak. Öncelikle herkese merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Mutlu bir pazar akşamı diliyoruz. Pakize de sizlere Geldi selam biri daha. gönderiyor şu anda. Evet. Tarçın da geldi. Uyuyan bir köpek yakaladım. Senin popisini. Dile bak, dile bak. Oynuyum. Onsuz başlayamıyoruz ya. Güzel oğlum benim, güzel oğlum, Olumlu güzel. enerji sürekli kapıyor. Isırırım seni. Isırır bence de. Tamam, bekliyorum ben de böyle. Bu akşamki konumuz arkadaşlar, 4. Savaş'tan sonra Azeroth liderleri, Faction liderleri, adını ne derseniz fark etmez. Çünkü Alliance Horde ayırt etmeden bütün liderlik pozisyonlarını ele alacağız. Böylelikle de çok geniş perspektiften Shadowlands'e geçiş aşamasındaki Azeroth'un geneline bakmış olacağız. Öyle umuyorum. Bugün öyle nasıl söyleyeyim, alışık olduğumuz, alışa geldiğimiz konsey yayınlarında olduğu gibi işte Görkem hadi bakalım anlat bize bunun olayı nedir'den ziyade biraz daha zaten artık parça parça hepimizin anlattığı, hepimizin bildiği ve geçmiş konsey yayınlarında sıkça bahsettiğimiz konuları ele alacağız. Biraz daha liderlik pozisyonlarından bakacağız. İşte diyeceğiz Thrall'ın liderlik vasfı yok, işte gelse bir şey yapamaz falan gibi muhabbetlere gireceğiz. Şimdi sosyal medyada özellikle biz bunun duyurusunu yaptığımızda şöyle bir tepki aldık ama naçizane hoş bir tepki, hani güldük. Bunlar da hep hor taraflı canım falan diye. Eda'nın Alliance bayrağına baka baka diyelim. Ben Alliance liderlerinden başlamayı öneriyorum. Yok bir Sen de durumu sıkıntı. dengeleyeyim şöyle. Port tarafı olarak. Değil mi? Böyle altın takıyorlar falan böyle. Ya Alliance liderlerinden başlayalım. Alliance liderliğinden başlarken şöyle söyleyelim. Alliance'da ben hani bir ön yapmış olayım. Dördüncü savaş sonrası evet bir çatırdama var ama krallık sistemi bozulmadı. Babadan oğula geçme bir krallık sistemi vardı. Kral Viren'in oğlu Anduin Lane Viren şu anda Alliance'ın kralı. Sadece Stormwind'in kralı değil. Alliance'ın kralı. Her ne kadar evleri yanmış da olsa hala Kalimdor'u terk etmeyen elflerin liderlikleri var. Onlar tabii şimdi biz trende diyeceğiz ama Malfurion da artık burada söz sahibi olarak geçiyor. Elflerin lideri olarak görünüyor. Malfurion da konuşacağız, ele alacağız. Gen Greyman var. Şu anda normalde Kral Varyn'e çok büyük vefa borcu olmasına rağmen Anduin'deki aralarındaki bağ henüz o kadar pekişmemiş olsa gerek ki Alliance'a dahil olma sürecinde kendilerine yardımcı olan elflerin nasıl söyleyeyim peşinden ziyade güdümünde hareket etmekteler. Yani Worgenler öyle ama Gen Greyman önderliğinde diyelim. Öte yandan Gablin, Mekatork ve üçlü konsey var. Üçlü konsey diyorum özellikle çünkü artık biliyorsunuz Ironforge yani cüceler üçlü bir konsey tarafından yönetiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam isimleri Dark Ironlar, Bronze Bear'la başka neydi? ve Valtemar'lar. Wild Timber'lar. Onların Li 3 ırkın, 3 klanın diyeyim. Valtemar, Muradin, Bronzebeard ve Kuldran bu ara Moira. evet şeyden geri döndü. O var. Falstaff'ı görmüyoruz orada. Nasıl söyleyeyim? Draenor'dan geri döndü. Moria var. Meşhur şeyin kızı, Tharisa'nın. Kızı. Ve Ve arkadaşlar hepimiz çok sevdiği ve bildiği Muradin var. Muradin var. Öte yandan işte gnomlardan bahsettik. Gablin var. O biraz daha böyle Anduin'e yakınlığıyla bilinir. Anduin derken şöyle Alliance'ın kralını takip eder. Başka Alliance'da şeyler var. Nasıl söyleyeyim? Hani Elite Race'ler var. Elite Race'ler şöyle direkt olarak Alliance'a saymayalım. Adı üstünde bunlar Elite yancı ırklar. Ama bir tanesi var ki arkadaşlar bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Jaina Proudmoore tarafından Evet. Önderlik yapılıyor ve Jaina'yı biliyorsunuz ki yani Warcraft evreninin, Warcraft hikayesinin başından beri var ve Kul'tiranlara liderlik etmekte ve nasıl söyleyeyim Alliance meclisinde ağır bir söz hakkına sahip. Öte yandan yine Aslında pardon bölüyorum. estağfurullah, Orada yok yok. Jaina'nın şöyle bir önemi var. Yani Jaina aslında ilk kez Alliance yönetimine girdi resmi Evet. olarak. Tabii. Kul'tiras liderliğine gelince ilk kez Alliance Normalde onu da girdi. şöyle destekleyeyim Görkem'in şu söylediği şeyi. Normalde Kryn Tor'dan Alliance'a bir Evet. bağlılığı söz konusuydu ve hani Ronin'den sonra gelen
kişiydi. Daha sonra ve zaten evet. Andrew'un eniştesi olarak işte enişte dedim. Teyzesi olarak Andrew'un teyzesi olarak işte böyle yanındaydı. Hani enişten dilekleriyle falan. Evet. Yani resmi olarak olmasa bile hep ama taht odasının yanında, tahtın yanındaydı. Ama şöyle bir orada bir ufak detay daha var. Kirin Tor normalde nötr bir faction ya. Evet. Aslında Ordla Alliance'a eşit uzaklıkta olması gereken bir faction. Evet. Ama tabii tepelerine bomba düşmeden önce ne yazık ki biraz saflarını değiştirdiler. Hatta katliam yaptılar falan. Onlara gireriz sonra. Aynen. İşte bu yayın bu şekilde olacak arkadaşlar. Aynen bu şekilde olacak. Çok kısa ben lider tanıtımına devam ediyorum. Pandalar da var. Biliyorsunuz Alliance'da da, yani Horde'da olduğu gibi Alliance'da da var pandalar. Aysa var. Neydi? Bulut şarkıcısı diyesim geliyor ama. Bulut şarkıcısı. Aynen. Aysa var. Çok böyle Alliance komutasında pek bir şey yok. Sadece zamanı Pandaria döneminde işte bak buradan gidilir. Bak işte bunun yolu buradır. Dur boka basıyorsunuz oradan yürümeyin gibi şeyleri vardı. Bakalım yani etkisi ne kadar olacak göreceğiz. Şimdi Şükrü sordu. Aleria ve Turalyon. Aslında bunlar normalde faction lideri olarak geçmiyorlar. Ancak Aleria biliyorsunuz Void Elflerin şu anki Alliance'daki hani komuta lideri gibi böyle pozisyonuna giriyor. Eskiden hani normalde Blood Elf ve Turalyon'la birlikte ta vakti zamanında Draenor'a gitmişlerdi. Oradan Argus'a gitmişler falan filan böyle Kil Jaeden'i kovalayacağız diye yapmadıkları kalmamış. Daha sonra gelip Alliance komutasında söz sahibi oldular. Blood Elf dedi. Şimdi biri der High Elf diye düzelteyim ben. Şimdi biri oradan der ki ama Blood Elf dedin Aleria'ya der. Ya onu biz bir açıklığa kavuşalım. Hepsi aynı ırk ya. Hiçbir fark yok. Yani şöyle söyleyelim. High Elf, Blood Elf ayrımını da şöyle ince bir yapmış olalım arkadaşlar. Hinterlands'te kalan çok küçük bir topluluk var. Normalde elfler büyüyü yasakladıktan sonra biliyorsunuz şu anki adını Blood Elf diye geçen ırk sürüldü Malfurion tarafından. Sürüldü arkadaşlar. Kendileri gitmek istemiyor. Sürüldü. Sürüldüler. Onu bastırıyorum Malfurion tarafından. Sürüldü. Sürüldükleri zaman da bu gruplar üzerinde hani sürgün yedikleri yol üzerinde parça parça bölündüler ve Hinterlands'te kalan küçük bir topluluk hala High Elf adını kullanmakta. Normalde Aleria aslında o Silvermoon'a yerleşmiş Blood Elf şeyine mensup. Normalde oradan geliyor ama tabii Kael'thas ve devamındakilerin yaşadığı o etkiyi yaşamadığından dolayı hani Blood Elf olarak anılmıyor olabilir. High Elf olarak geçiyor denilebilir. Her neyse şu anda ama çok ben da... bir şey katacağım burada şimdi tabii. Ona rahatsız oldum. Sen orada sürüldüğü çok vurguladın da evet, o evet. Sürülmelerinin sebebi Malfurion'un canı istediği için değil, başlarına çok büyük bir şey açtığı için daha önce. Yani. O elflerin büyü açtığını. Asharan'ın takipçileri esas evet, bunlar. Evet. Yani şey, aslında hepsi Asharan'ın takipçilerinin. Şeyde eskiden gecesi kanı yoktu, hepsi elfti, Night Elf'ti. Evet. Ama işte o dönemde hani büyü yapabilen, büyü eğitimi alabilenler sadece zengin çocukları. Onlar da saraya yakınlıkları olanlar. Yani Highborn Elfler. Onlar da Night Elf ama işte sonradan High Elf olanların hepsi Highborn'lardan geliyor. Yes. Aleria Partol'da kaybolmuş. İkinci savaş sırasında, ikinci savaş bittikten sonra Aleria ve Turalyon evet dediğiniz gibi Draenor'a geçiş yaptı ve Legion Expansion'da biliyorsunuz eklenti paketinde geri döndüler. Aleria artık bu tartışmaları geride bırakıyorum ben dedi. Ben ne Blood Elf'im ne High Elf'im ne de Highborn'um dedi. Ben Void Elf'im diye karşımıza çıktı. En güzel bağlamayı da bu şekilde yaparız diye düşünüyorum. Alliance'daki durum özetle hızlıca bu şekilde. Yani durum değil daha doğrusu Alliance'daki isimler bu şekilde. Ve ama bir de çok pardon. Velen var. Lightforged. Arm of the Light'ın ama kumandanı işte şöyle Arm of Light'ın şey olarak bir geçiyor. Kısmı, Lightforged olarak geçmiyor. Lightforged'lar Draenei olduğu için mesela liderleri Allied Race pozisyonundan dolayı nasıl söyleyeyim Alliance komutasında görünmüyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani sen Horde olarak da Turalyon'la işbirliği içine girebiliyor ve görev falan yapabiliyorsun Argus'la. Ondan dolayı işte hani Turalyon başka bir şekilde orada. Lightforged mevzusundan olduğunu ama düşünmüyorum. Yani ama ırk var, bir de faction evet. var. Irk evet. olarak Lightforged Draenei ayrı bir ırk ama eyvallah. Faction olarak Lightforged diye bir şey var, faction var yani. Şeyde onun başı zaten işte Turalyon'da.
Zaten o şey gibi, gerilla grubu gibi bir şey ama böyle. Ama şöyle yani, orada evet, söylemek istediğim şu. Hani ırk olarak farklı bir ırk yok. İnsan bunlar da. Aynen. Ha, o yüzden şey yok ama yani Alliance'da olacaktı zaten. Trallion geri dönüşü mecbur olacaktı yani. O Alliance şeyde komuta zincirine girecekti yani. Adamın heykeli var sonuçta, nasıl dönmeyecek? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Alliance'da çokça konuşacağımız isimler bence önümüzdeki günlerde Anduin, Trende, Malfurion, muhtemel Velen, Trallion ve Aleria olacağını düşünüyorum. Greyman nerede? Greyman'la ilgili yani şu anda alabildiğimiz bir hani backup yok. Hani bir şeyler evet Greyman olabilir. Greyman nerede maçın gibi ya? Çok özel bir durum yok. Yok mu? En çok zaten aynen şey Anduin, Trende, Malfurion onlar ön planda. Gen biraz yancı. İşte aynen dediğin gibi elflerin arkasından gidiyor onlar nereye, ben oraya modu. Çünkü hepsi işte yani esas olay şu. Yani Alliance'da özellikle Anduin'in ve işte Trende'nin baş motivasyonu Sylvanas'tan intikam almak. Zaten işte savaşı çıkardı, saldırdı, öldürdü falan. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı, bizi düşman etti şeyiyle. Hepsi kinle bu şeye yani Sylvanas'a kurulma amacının arkasında toplaşmış durumda. Zaten bunu kitapta da görüyoruz işte. Evet. Kitapta bayağı kendilerini kaybetmiş haldeler. Şimdi kitapta geçtiği için artık onu kanon ve olmuş sayabiliyoruz bu arada. Kitaptaki olaylar şu anda yani oyunda görmesek de olmuş gibi geçiyor. Ve şey yani orada yani Trallion'la Aleria'nın nasıl böyle şey Anduin'in artık böyle izin vermesiyle cozuttuğunu ve artık böyle masum böyle şey sivil tiplere bile işkence ederek böyle bilgi alma moduna geçtiğini görüyoruz. Kitaptaki en önemli olay oydu zaten. Yani bayağı artık Trallion'la Aleria'nın nasıl dark side olduğunu, hatta Anduin'in bile nasıl artık böyle kendini kaybettiğini bu hırsla görüyoruz. Hani şeyden bunu bekliyoruz zaten. Yani Trende ile Gen zaten eskiden beri öyleydi. Çok uzun süredir hem Gen'in işte oğlun Gilneas'ta ölmüş olması, hem işte Trende'nin işte Teldrassil'den önceden beri aslında orkları sevmemesi, hordu sevmemesi var. Üstüne bir de Teldrassil yanınca iyice cozuttu zaten. İşte bir de Night Warrior'a dönüşünce zaten onun işte bir böyle intikam hissiyle devamlı dolu olarak gezdiğini biliyoruz işte. Kitapta da bunları onaylar şeyler gördük zaten. Hepsi işte hem önceki olaylara gönderme yaptı, hem işte sonra olacak olaylara böyle bir ipuçları falan verdi. Ama işte kitaptan öğrendiğimiz en önemli şey bu Dark Side modu Alliance'da çok pis gidiyor yani. Sonu ne olacak belli değil. Yani o yüzden onları önde göreceğiz muhtemelen. Evet. Peki şey yani Aleria ve Trallion'u böyle işte Argus'ta gördük, bir an işte sarıldık, o amca falan böyle, hiç böyle o anki kadar, o ana kadar olmuş yaşanmışlığın motivasyonu hiç incelenmedi, hiç şey yapmadık işte, ya oğlum belki bunlar hani değişti, adamlar hani psikolojileri bozuldu ya da işte ne bileyim beyinleri parçalandı, belki de mind kontroldeler. Ve bak bu Alliance'da bu var. Mesela şeyde de o Matthias Scholl'da da yaşamıştık aynısını. Kral Varian'ın ölümüne sebep olmuştu yani bu tarz şeyler. Evet. Bu biraz işte eskilerden, ha işte benim o Trallion amcam falan, işte Jaina halam benim falan deyip böyle sorgusuz bir güven var. Yani bunu hissediyor musunuz? Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Yani abi Aleria ile Trallion ama konuya öyle bir girmişlerdi ki biz Legion'in elinde ölmek üzereydik bir çıkarma sırasında Trallion'la beraber. Hı-hı. Pardon, ikisi birden aynı anda çıkıp bizi kurtarmışlardı. Biz ya doğru söylüyorsun. Ben hani ne diyeyim, yani yaptıkları deedleri böyle yok saymıyorum. Ama yani kitapta da var, yaptığı şeyler ortada ve hani Anduin de şey demiyor, ya tamam ya Trallion'la Aleria yapıyorsa okeyim falan modundayım yani. Modunda değil ki bence. Anduin kendisi emir veriyor. Evet. Ne gerekiyorsa evet, yapın diye. Yani ama kitapta da Anduin bayağı Anduin aslında. Neyin pişmanlığı yaşıyor? Bayağı yaşıyorsun? Kendini yani, kaybetmiş o açıkçası. O yumuşak ki biraz böyle daha barışçıl, yumuşak, tatlış ya. Acaba onun pişmanlığını mı yaşıyor? Zaten o yüzden çok çelişik bir durum. Hiç Anduin'in böyle o bildiğimiz kişilik yapısına uymayan bir durum o yani. Evet yani belki pişmanlık duyuyordur. Belki de... Yani bilmiyorum işte, hani demek istediğim Shadowlands özellikle Aleria'yı çok ters etkileyecek bir bölge.
Yani o beynindeki void şeyleriyle böyle çok sıkıntı yaşatabileceğini öngörüyorum ben açıkçası. Ya Anduin'e şey de fısıltıyor olabilir. Void mi? Yok, Anduin'e fısıldama değil de Aleria'ya olabilir işte. Yani bir Old God ya da bir Void'den bir fısıldama varsa, ki zaten 3 yani 3 kardeş kız kardeş nasıl işte Three Sisters kitabında şeydi yani işte geber Silvanas'ı falan diye öğürüyordu yani beyninde. Tabii. Ama bilmiyorum, bakalım yani özellikle ağır hikayeyi zaten Tirande ve şey tarafında göreceğiz, Malfurion tarafında göreceğiz. Ama Malfurion, peki Malfurion'un druidizmi nasıl aktarılacak Shadowlands'e? O konuda ne düşünüyorsunuz? İşte Ardenweald üzerinden onu bir şekilde bağlayacaklar gibi gözüküyor. Yani esas oradaki zaten yani druidlik dışında da bu şey Night Warrior mevzusunu da mesela bağlıyorlar. Hı-hı. Hani o gördüğümüz şey var. İşte en son beta'da quest'in bir kısmı devam ediyor. Orada şey var işte, trende başka gezegenlerde de Elu'nun bilindiğini ve başka gezegenlerin Night Warrior'ları olduğunu da görüyor. Orada ölmüşler. İşte Ardenweald'e gelmişler. Aa, ben de Night Warrior'dım falan diye böyle işte alakasız ırklardan böyle eski Night Warrior'lar var. Zaten muhtemelen işte sonuçta Druidlik de işte Elu'nun inancından gelen bir nasıl diyeyim böyle büyü kullanım şekli ya. Herhalde onu da Ardenweald üzerinden bağlayacaklar. Tabii Ardenweald'in yaratıcısı orada Winter Queen olduğundan onun da muhtemelen bir bağlantısı olacak. Yani nasıl hepsi birbirine bağlanacak onu orada göreceğiz. Peki ama çok sizin fikriniz bu yönde nasıl olur? Yani Malfurion sadece Alliance üzerinden mi? Çünkü Tirande'nin Sylvanas'a karşı ve Sylvanas'ın kellesi gelene kadar da Horde'a olan şeyi, Horde'a karşı tutunduğu tavır ortada. Bu anlamda Malfurion işte genel olarak Druidizmi mi ele alır? Yoksa işte sadece Alliance elfleri işte ya da işte atıyorum... kultanları Druid'i tarzına mı takılır yani? Bence şey, işte, ben orada önceden bir böyle anlaşmaları var. Bane'in de bir ultra softlaşması ve Alliance yanaşması olduğundan bence onu bozmaz Malfurion. Yani ben orada elflerin yani Malfurion'un trendlerin Alliance'ı pek umursayacaklarını sanmıyorum. Kendi işlerine düşecekler sanmıyorum çünkü. Evet evet. Yani zaten genel gidişat o yönde. Böyle şey, Anduin'e de trip attı falan böyle. Tamam, biz tamam yani kendilerinden başka bir örgü. Ya tamam ama en nihayetinde şimdi kitapta şeyi hatırlıyorsunuz. Adını sen söyle. Elf yani Tirande ve Malfurion Hijal'de. Evet. Şu anda yani bulunduğu konuşlandıkları lokasyon burası ve yani orası sadece elflere ait bir yer değil. Orada sürüsüne bereket başka ırklardan druidler olduğunu da biliyoruz ki işte en kalabalıkları da Taurenler. Yani şu anda tutup da Taurenlere herhangi bir atara kalkmadıklarını da biliyoruz. Yani Moonglade'in hala ayakta durmasından yani öyle varsayıyorum. Sanki böyle Malfurion biraz daha işte şey gibi geliyor bana. Genel totalist bir druid tutumu sergileyecek ama işte trende kimi hedef gösterirse o da onun kellesini uçuracak gibi duruyor yani. Evet, Malfurion zaten trendlerin daha çok hani yanında biraz sügür gibi maalesef. Bayağı olmasıdır öyle. Yani pek öne çıkmadı. Yani özellikle Trenden'in Night Warrior'a dönüştüğü o sahnede normalde işte yani Valsaraş'ta gördük şeyini. Aşkım beni kurtar, yalvarıyorum evine dön falan tarzında böyle takılıyordu. Daha sonra bir ayıya dönüştü şeyde Dark Shore'da neler yapabildiğini gördük yani. Malfurion'un. Bakalım yani onun... Malfurion'daki bence yani karakter olarak da hani böyle hani eşinin trende olup baskın olmasının da en büyük problemi şu. Yani problem de değil aslında. Night Elf toplumunun genel yapısıyla alakalı o. Yani ataerkil değil. Anaerkil. Anaerkil bir toplum. Night Elf toplumu. Asşara'da da bunu görüyoruz mesela. Yani en soylu, bilgilisi, güçlüsü bile zaten... Ve yani şeyden de anlıyorsun bak orada çok güzel yakaladın. Her taraf Elun heykeli falan böyle hiç erkek elf heykeli falan yok. Tabii evet. Ve yani şey şehrin hem baş koruyucuları hem de esas inancı her zaman kadın figürler üstüne kurulu. Mesela işte şey belki Malfurion hani erkek ve druid şey olarak gözüküyor ama işte esas şehrin koruyucusu işte Elun rahibeleri. Evet. Elun rahibi yok mesela. Erkek yok. Rahip
eğitimi veriyorlar ama üst segmente, üst nasıl diyeyim, kasta geçemiyor erkekler. Hmm, onlar hep kadın. Yani şey de öyle. Şimdi druidlik bu yüzden... Ordunlar da kadın bu arada. Ha? Ordunlar yani. Asıl diğer koruyucu ekip de kadın. Tabii, tabii, ha, doğru. Aynen. Askeri kısmı da kadın yönetiyor. Aynen. Yani işte şey Maya falan. Ya. Onlar Wardenlar. Hepsi kadın. Yani erkek de var ama onlar da gene yönetim kısmına erkekler giremiyor orada da. O yüzden druidlikte böyle bir Night Elf'lerin böyle bir bakışı var. Ona tam net bir bunun anlatıldığı bir yer görmüyorum ama işte yani alt işte bir şey, o kendilerine takılan işte şey gibi, böyle senaryos zamanında bize bu hediyeyi verdi. İşte o yüzden işte manevi bir şey var druidliğinde. Hadi takılsın onlar da kendi kendine modu bakılan bir şey işte. Doğayı koruma şeyiyle işte motivasyonuyla. İyi hadi siz de koruyun bakalım falan modunda. Ama bütün böyle karar verici işte en böyle ordu yönetici ne bileyim politik figürler falan bile hepsi kadın. O yüzden Night Elf toplumunu düşününce druidlerin yerini anında anlıyorsun yani. Bir de şöyle bir durum var. Ardenvild'le alakalı birkaç bir şey eklemek istiyorum. Orada Dream'i de kullanabilirler Elfler şey olarak. Evet. Zaten bağlantısı var. Aynen, hem direkt bağlantısı var. Yani bir de ne yazıktır ki Horde tarafındaki liderlik sıralamasını düşününce Druidizm'deki en tepedeki karakter işte Malfur'un Alliance tarafında. Yani evet. Bu Ardenvild'deki evet. Bu bağlantı, bu güçlü bağlantı diyeyim daha doğrusu, olası bir savaş durumunda Alliance safları da kullanılması yani Horde için çok büyük bir tehlike oluşturur gibi geliyor bana. Orada şöyle ama bir detay getireyim. Druidizm o kadar geri planda değil canım. Tavrenlerin etkisi çok... Orada bak şöyle bir ince detay var. Ta ne zaman troller işte trollerin bir görevini yaptık. Troller druid olabilmeye başladı ya. Evet. O zaman troller druid olabilmeyi ve şekil değiştirmeyi Zandalar trollerinden öğrendiler. O zaman evet. Oynayamıyorduk Zandalar trollerini ama oradan şunu öğrendik. Night Elf'lerden bağımsız olarak ve senaryustan falan da bunu öğrenmeden Zandalar ve trolleri sadece Azeroth üstünde yaşarken bunu kendi kendilerine keşfetmişler. Hmm. Hatta Paladinliği de keşfediyorlar aynı şekilde. Loa kaynaklı. Aynen. Eski ırk olmalarından ve Loa'lara olan inançlarıyla bu güç kaynaklarını bulabilmelerinden aynı bu şekilde onlar da bunu kullanabiliyor. O yüzden Horde'un aslında yani Malfurion'un kurduğu ve senaryosa bağlı olan druidlik inancına çok da ihtiyacı kalmadı. Yani sadece Taurenler onlarla ilk önce onlardan öğrendiği için onlarla beraber devam ediyor. Ama mesela orada bu bir hani şeyden sonra bile Allied Race'lerin katılmasından sonra bile orada başka bir Horde ırkı görmüyorsun. Mesela eğitici ya da işte ne bileyim trainer falan gibi bir işte Zandalari troll yok. Zaten Zandalarilerin baş druidinin şeyi de sıfatı, title'ı War Druid. Yani o yüzden onların şeyi yaklaşımı daha farklı. Ama aynı şeyi yapabiliyorlar sonuçta. Takip için de thanks dedik. Ya o zaman şöyle toparlayayım ufak ufak. Yani az trendini zaten çok şeyini konuştuk. Biraz trendeye geçeyim. Malfurion açısından konuşacaklarımız bu kadar gibi geliyor zaten. Aslında Görkem'in son verdiği bilgi çok çok önemli bu noktada. İşte Malfurion her ne kadar işte patlatsa da bir tarafların druidlik inancında Horde'un kaybedeceği bir şey yok. Zandalari trollerinin evet. Özellikle Horde'a bağlanması ve dur bir saniye, şu anda bir interrupt geldi de Eda kediler tarafından. Arkadaşlar şu an paylaşılamıyorum. Yani kucağımda bir kedi var. İki kedi var şu anda. İki kedi beni bırakmıyor yani. Benim asıl heyecanla anlatmak, heyecanla konuşmak istediğim kişi Tirande. Tirande'nin özellikle kitaptan aldığımız motivasyonu ortada. Yani Tral'a çok net resler çekiyor. Ya Sylvanas'ın kellesi ya da Horde'dekilerin kellesi şeklinde bir yaklaşımı var. Peki ne diyorsunuz abi? Bizi neler bekler? Sizin düşünceleriniz nelerdir? Hadi Murat Han, sen söyle. Ben mi? Aynen, sen ikidir cümleye giresin vardı, giremiyordun. Ya açıkçası Tirande'nin
Yani biz zaten bunu kendi aramızda da konuştuk. Pek geri dönülebilecek bir yolda değil artık. Ve tahminen Tyrande ve Furion artık bu faction mevzularından kendilerini soyutlayacaklar ve bir noktada Tyrande ve Sylvanas'la karşılaşacağını düşünüyorum ben. Arkasındaki güçle Elun dolayı, Elun vasıtasıyla. Çünkü yani şu ihtimal var. Jaina'ya yapıldığı gibi bir işte kendiyle yüzleşip işte tekrar intikam hissini bastırdım olabilir ama Jaina onu kişisel düzeyde hissediyordu. Şimdi Trendy'yi bu yöne üten şey ilahi çok büyük bir güç. Yani onu bırakmaz kolay kolay. Evet. Hani ben Elun'un da bu... Bak düşün, Jaina o halinde bile, yani dediğin doğru, çok daha light bir intikam hissi. Ama evet, o halinde bile yani Dalaran'da katliam yarattı işte. Yani hani... şimdi Trendy'nin içinde bulunduğu durumun seviyesini oradan anlayabiliriz yani. Ben Elun'un da bu anlaşmadan rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Tam aksine memnundur şu an gücünü, çünkü bir noktaya göre kadar gösterebiliyor artık. Evet. Gücünü bir noktaya kadar doğrudan gösterebiliyor. Ve hani Shadowlands introsunda bir sahne var ya. Geçiş yapıyoruz işte. Dmova, Trent'e şey diyor. Beni tutamazsın tarzı bir şey deyip atlıyor böyle o portala falan, kimse bilmeden. Bizden ayrılıyor böyle. Ha, attım bu arada, hatırlamıyorum sahneyi ama komikti yani o bir... Öyle gerçekten. Ya hem öyle hem de şey yani böyle duramıyor böyle o bulvarın önünde. Hani bırakın şuradan bir iki tane horde keseyim falan modunda yani. Evet. Ve hani Trendon'un ben bir noktada Sylvanas'la karşılaşacağını ve hep bunu iddia ettim. Bir sinematikle savaşacaklarını umuyorum. Yani orada biraz spoiler alert bir Wovehead data mining'ine göre bir quest'te onunla alakalı, yani daha doğrusu ismiyle alakalı bir spekülasyon var, Dark Warriors Dead diye. Aynen. Evet. Ama onun nasıl olduğunu bilmiyorum işte. Evet ama bakalım, yani senin dediğin gibi de belki de görevden sonra işte bir sinematik girebilir ya da işte sinematik girer sonra bir ayakçılık işte getir götür görevi falan yaptırılabilir, bilmiyorum yani. Ya anlatıları konuşacağız değil mi? Daha Horde'a geleceğiz. Şöyle bir yarım saat 45 dakikamız var Horde'a kadar. Ya tamam geleceğiz. Tamam dur, geleceğiz olur. Sakin. Hayır ama Trendy'nin şöyle bebeğim şöyle Anduin'i kurtarmaya gittiğimizde özellikle Trendy'yi görmüyoruz. Yok, yani yok, o nasıl atladıysa, nereye düştüyse paraşütü açmadı herhalde. Yani gerçekten... Bütün maçlar arasında Trendy yok. Hani şeyi anımsatmıyor mu size? Hani böyle Nazjatar görevlerini yaparken, işte 8-3'ü yaparken Sylvanas yoktu yok ortada. Evet. Oluyor. Hani Shadowlands'e geçiyoruz, Trendy yok ortada yine. Evet. Ve işte haklı bir motivasyonla Darkside'a geçmiş, Sith olmuş. Hı hı. Evet. Hani anladın mı? Hakikaten öyle, tam gerçekten Sith modu oldu yani. Evet yani bir de haklı bir motivasyonla, çünkü o yani motivasyonu sadece güç amaçlı yapıyorsan o güçten çok daha az faydalanabiliyorsun, ama hani evin yanmış, halkın katledilmiş, öyle bir motivasyonla girdiğin zaman çok daha güçlü olabiliyorsun. Evet. Trendy de bunu alıyor yani, ve Shadowlands... He abi? Genelde ölüyormuşsun, bunu öğrendik zaten. O evet, sonu ona bağlanıyor. Genel o şey işte, Joker griliği falan diye. Yok o hiç gri değil ya, çünkü Trendy'nin kitapta okuduk hani gerçekten, bilmiyorum, herhalde öleceği yola yürüyor çünkü hiçbir şekilde ya, bu kapıya. Eyvallah ama senin bak gibi, az önce söylediğin şey henüz hani o geri dönülemez eylemi gerçekleştirmiş değil. Evet. Aynen. Yani şu anda 803 yaması Shadowlands'e gideceğiz ve benim tahminim, siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Shadowlands'te büyük bir çoğunluğunu, yani hikayenin Trendy ile oyalanacakmış gibi geliyor bana. Evet öyle söylemişti, Trendy ile ilgili çok, Trendy'yi çok göreceksiniz, Trendy ile birlikte Elun'u da göreceksiniz dedi adam. Evet. Peki siz şu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle olayın Pantheon üstü ve Dead Pantheon olayı, işte First One'lara geçişi ve Elun'un bu noktada devreye girmesi ve işte Trendy'nin hikayede bu şekilde yani rol almaya başlamış olması, hani tesadüf değil yani bunlar. Hayır, onu tahminen işte Elun'un
bize o canlılara bağlayacak. Yani bize o canlıları anlatabilmek için tahminen Elun'u kullanacaklar. Bir örnek olarak. Yani Elun böyle bir canlı. Bunun işte türdaşları var. Şu an atıyorum. First one'lar. Daha tanıdık olması için. Çünkü tahminen bir noktada bir tanıdıklık bulmaları lazım. Yoksa hiçbir şey anlamayacağız. First one'lardan da. Eternal one'lardan da. The Clockmaker'dan da. Onun için Elun'u bir şey gibi kullanabilirler. Hani bunlardan biri işte ne bileyim. O ırktan biri ortaya çıktıktan sonra bizimle ne kadar muhatap olacak ya da bize nasıl bakacak o da muamma ama ben Elun'un öyle şey bir canlı olduğunu düşünmüyorum işte. İyilik dolu böyle işte tanrıça değil. Shadowlands'ın tahminen yönetici canlılarından biri ya da daha da üzerinde ve animadan beslenen yani yine bizim ölümlerimizden beslenen ve güçlenen bir ölüm tanrıçası tahminen. ölüm tanrıçası. Elun. Wow. Tanrıça ya o yüzden. Yoksa yani ölüm tanrısı yardım diyedir gibi. Yani hani evet. Light. Ya, ama ilginç. Yani Azeroth'un üstündeki Ay'a devamlı Elun'un bağlanması yani. Ama artık o özel değilmiş yani onu öğrendim. Ha evet yani işte şeyden dolayı diyorum bunu zaten. Başka Night Warrior'lar başka gezegenlerde de Elun biliniyorsa neden bizim Ay'ımıza bağlamıyorduk o zaman? Ya demek ki Night Elf'ler başka gezegenlerin de şeyi vardır. Yani işte Night Elf'ler en başından belki de Elun olayını çok yanlış anladı işte. O da onun bir nevi kanıtı. Yani karanlık bir aya dönüştü da işte Night Warrior çıkınca falan ama o belki sadece işte geçici bir böyle onları kandırmak için ya da böyle Elun'un ihtiyacı olan enerjiyi sağlaması için kurduğu düzenek yani. Ve yani şey dediğim gibi Azeroth'taki inanışı böyle. Başka gezegenlerdeki inanışı da ay olabilir ve hani şeyi söylüyordu. Bu bahsettiğiniz sizin Night Warrior var ya diğer gezegenler. Evet, evet. Dark God oraya saldırmış. Hah aynen. Büyük ihtimalle bir Old God çünkü tarif öyle yani. Eldritch diyordu galiba onun için de o tabiri kullanıyor. Hani böyle tentakılları falan olduğunu zaten vurguluyordu ya da çok fazla uzvu olduğunu, gözü olduğunu onun için. Yani Void Lord inmişse, yani bir ölümlü Void Lord'u öldürebiliyorsa o zaman... You are not prepared! Onun da üzerinde demek. Ben orayı kaçırmışım. Teşekkür ederiz efendim. Hayır bir ölümlü ona dönüşüyordu. Elon'un bütün gücünü alıyordu o. Şey o ikisinden bir tanesi o Void canlısını artık hani Old God mı Void God mı Void tanrısını bilmiyoruz onu öldürüyor ve ama dünyası çok ciddi zarar görüyor ve ölmemek için yani o güçten parçalanmamak için eşi diyeceğim eşiyle paylaşıyor gücünü. Tamam. Trandel mesela belki kurtuluşu böyle olur. Hani belki Balfour'un da paylaşır. Çok kısa araya giriyorum şu anda. Arkadaşlar Dalaran postası Umut biliyorsunuz bir başka içerik üreticisi arkadaşımız World of Warcraft kanadında içerikler üreten. Bize 22 kişiyle baskın yaptı. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Dalaran postasından gelenlere diyoruz. Bugün faction liderlerini konuşuyoruz. Alliance'ı neredeyse bitirmek üzereyiz. Ama Horde'a yetiştiriz diyelim. Yok var. Hani birçoğunu konuştuk. Şu anda yayın arası dalış yaptınız. Bir şey kaçırmış değilsiniz. YouTube'da tekrarı olacak. Tekrardan Umut'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, desteklerinden dolayı. Umut'tan gelenlere de hoş geldiniz diyoruz. Merhaba. Ve sözü yine Murat'a bırakıyorum. Sen devam et abi. Sendeydi çünkü söz. Buyur. Unutma diyor. Onun dışında şimdi Anduin'i çok konuşmadınız ama Anduin'in yani artık girelim bence o. Yok geliyordum ona. Sıra ondaydı. Kitabın sonunda bir sahnede Void'i artık vücudunda ortaya çıkıyor bir anlığına. Tabii bunun insanlarla bu kadar garipsenmesi bana şu açıdan garip geldi. Light, tamam Anduin Light'a çok bağlı falan ama bir priest aslında neticede. Yani iki tarafa da çok yakın. O anki duygusuna göre Void manifeste olmuş olabilir. Yani çok normal bence Anduin'in o bir an Void'i kullanma aşamasına gelmesi. Ha, yani evet. Belki de
Onu mesela çok üstünde durmadık ama bak gerçekten o kitapta öyle bir detay ben var. Durmadım ya, çok normal bulduğum için durmadım. Evet evet, yok aynen şey, Anduin hırslanınca bir an kitapta böyle elinde bir shadow enerjisi beliriyor. Evet. Shadow mu, void mi, karanlık bir enerji beliriyor elinde. Son anda bir böyle kendini toparlıyor. Ama o anda yanındaki herkes ne oluyor lan oluyor böyle bir bakıyor. Anduin Allah Allah falan hiç yapmaz da böyle şeyler falan diye. Ama öyle bir, böyle bir şey var yani. Hayır. Koraycığım çok teşekkür ediyoruz desteğin için. Ben onu çok garipsemedim. Aşırı bir hani bilmediğim için hani karanlık olduğunu o kadar betimlemedi okudum ama. Allah Allah. Hayır, bir anda bir cümlede falan o bir an geçiyor. Evet, yani evet. Bir cümlede işte kolu kararıyor. Tamam, void enerjisine geçtiği için. Ama o çok, çok kısa sürüyor zaten. Yani... Parlıyor hemen. Evet. Sonra parlıyor. O CGI sinematikte olsaydı böyle 8 saat falan konuşulurdu üstüne yani. Evet evet. Evet. Ama kitapta geçiyor ya, kimse konuşmuyor yani falan böyle. Yani Lord Bolsey konuşuyor ama işte bilmiyorum yani. Yani işte Anduin'in nasıl diyeyim, Shadowlands'a gelecek. Zaten Shadowlands'a kaçırdım şu an. Light'ı da Void'i de göreceğiz orada. Bakalım Anduin'in orada sınanıcı nasıl sınanacak orada, çünkü nereye görecek ki, işkence de görmüş galiba Jailer'dan bir datamine modele göre. Aa, değil evet mi? Bir tane zincirde biraz böyle çıkmaya çalışıyor. Zaten şey işte giriş kostümde daha görüyoruz ama hala beta'da da şey koymadılar, sinematikler yok. Yani o şey diyor, burada çok cool bir sinematik olacak diyor, göremiyorsun hiçbir şey. Yani onları ekledikleri anda işte nasıl düşüyor, ne oluyor işte onları göreceğiz. Onun dışında Turalyon'un... Bu arada derdini. Ne oldu? Şey, Sylvanas da işte o sinematiklerde anlatıyormuş derdini. Evet, evet. Neden ben bunları şunun için yapacağım diye söylüyorum diye söyleyecekmiş. Çok bekliyorum. Evet, evet. Ve ben Sylvanas'ın neler olduğunu, o bilmediğimiz... İşte ölüp gittiğinde neler olduğunu da merak ediyorum. Umarım bir flashback falan yaparlar oyun içinde böyle. Gerçekten ya. Edge of Night'ın karanlık kalan, yani Edge of Night diye bir İnşallah. Hikaye var bu arada. Çok önceden yayınlandı. İşte Lich King'den sonra işte Sylvanas'ın yaptığı ve işte bu Valkyrilerle tanışmasını anlatan bir kısa hikaye var. Şu anda hikayenin başında olan Steve Danuser yazmıştı. İşte evet. Bu hikayede Jailer'la tanıştığını, bizim görmediğimiz kısmında İlk kez aslında Jailer'la tanışıp ondan sonra onun müttefiki olduğunuz işte şeyde geçen BlizzCon'da, yani geçen de değil mi, 2018 BlizzCon'da söylemişti. O yüzden orada ince bir detay var. Şimdi Sylvanas'ın bu anlaşmayı yaptıktan sonra, Jailer'ın yandaşı olduktan sonra neleri niye yaptığını falan şu anda başlıkta öğreneceğiz. İşte. Helya ile olan anlaşmasını da, onu da mesela Legion sırasında tam konuşuyorlar. Konuşmanın sonuna geliyoruz biz. Evet. Niye anlaştı? Çok kötü olan bir şeydi. Evet. Orası süper gizemli bir şeydi ve uzun süre açıklanmadı ama şimdi Helya'yı da daha başlangıç görevinde, Shadowlands'te hatta Maw'ın içinde bayağı etkin bir yerde görüyoruz böyle. İşte şey, River of Souls kısmında. Evet. Orada nehre. Yani aynen. Bizi zaten oraya atıyor. İşte kim la bunlar falan diye böyle sallamayıp Helya da var yani ve Sylvanas'ın bütün bu bağlantıları sonunda öğreneceğiz diye umuyoruz. Anduin konuşuyorduk ya. Muratan ne diyordun? Elim orlaşıyormuş abi falan diye. Anduin aslında çok iyi bir şey olacak, şey bence lider olacak. Ya benim şahsi bir umudum var. Trallion'la Alerion'un artık daha ön planda olmaları. Shadows Rising'de biraz ön plana çıktılar ama yani bu ikili bu kadar uzun süre beklendikten sonra, hani işte bir Legion'da 7.3'te gördük. Daha sonra Aleria, Battle for Azeroth'u, Alliance, Merchant of Alliance NPC'si olarak geçirdi. Vendor olarak. Trallion hiçbir şey yapmadı. Evet ya, gemide bize görev bile vermedi doğru düzgün. Evet. Orada. Evet. Şimdi Shadow of Rising'de biraz ön plana çıkıyorlar. Ve hani çok psikotelik yönlü şekillerde, hani Alera'ya işkence ediyor. Turalyon ışık kullanıp o
İşkence gören Finn acısını hafifletiyor falan. Yok yok, acısını hafifletmiyor. Zincirliyor yere. O da şey. Kendi söyle diyor ama. Yani, zincirliyor evet. Şey diyor işte. Light da bunu işte çekmesini engelleyecek falan diyor. Ama şey işte Light'la Void bir araya geldiği için daha çok acı çekiyor aslında. Evet. Yani öyle de. Ve Shadowlands'te tahmin olmayacaklar. Bilmiyorum. Bu arada Shadowlands'te kimlerin olduğunda hani ben daha olacaklar. Çünkü şey kitapta çok yani ipucu modunda onları çok öne atıyor. Yani ve de şey var şimdi spoiler olacak ama yani model çıktı evet. Ortada. Trailer Alliance çalışıyor. Tahtta oturduğu bir animasyon var evet. Yeni bir sürümünde. Ama nerede ama tahta oturma şeyi birebir uyuyor. Hatta işte WoW'den baş data mine'cısı taht şeyini almış grafiğini üstüne Turalyon'u oturtmuş birebir oturuyor bir tanesinde. Ama bir tanesinde farklı oturuyor. O uymuyor. Bir tane daha animasyon var. Onda da Anduin zincirli. Böyle elleri arkada böyle zincirli böyle kurtulmaya çalışıyor falan. Yani bunlar bayağı bir bence Aleria ile Turalyon'u Shadowlands'te göreceğimizin işareti. Ben orada ya onları şey yok. Çok masum mu düşündüm bilmiyorum ama işte Anduin kaçırılıyor yani Sylvanas tarafından. Hani işte idareten duruyor orada o yüzden yani çok da böyle aman. Zaten aslında öyle yani. Zaten Anduin çünkü Trallion'u Alliance'ın asıl kumandanı, baş kumandanı yapmıştı. Orduların başına. Onun için Anduin olmadığı için. Yani ben o yüzden ona yoğurdum. O yüzden çok şey yapmadım yani, ama gibi bir şey olacak. Yoksa Anduin'i devirmeyecek muhtemelen tabii ki de. Ha, ben de öyle düşünüyorum. Ama ihtimal dahilinde. Nedense hani işte abi ben Trallion'dan bu hareketi beklemiyorum ya falan diyemiyorsun yani. İlginç. Diyemiyoruz çünkü gayet light yolladı bir arkadaş. Evet. Ya hem öyle hem de az önce ne dedik biz? İşte Görkem uzun uzun anlattı. Dinlediniz değil mi? Falan diye böyle bir de şey kayıyor. Elflerde bu ana erkillik yani ciddi anlamda var ve en nihayetinde Alera de bir elf. Ve ciddi anlamda nasıl söyleyeyim? Hani erkeğini peşinden sürükleyebilecek şeye de sahip. Yani çok güzel bir karar veriyorlar. Ve yani Void'le alakalı bir sıkıntı olduğunda işte ya sen de çok kral adamsın Trallion bak tahtada çok güzel oturuyorsun falan diye böyle whisperlarla kandırabileceğini düşünüyoruz ama. Alara Trallion'u çok güzel köpeği yapar da şimdi bu Light'le Void aralarında bu kadar. Yani şu anda öyle bir durum var ki. Ayrım oluşturmuşken ne olur bilemeyiz. Evet yani. Kullandıkları güç olarak da öyle bir durum var. Birbirlerine dokunmaya korkuyorlar. Evet. Yani işte dokunursak işte ters reaksiyon olur Void ile Light arasında falan diye. Hatta kitapta bir kere işte dokunabiliyorlar da böyle ikisi de şaşırıyor ama bozuntuya vermiyor falan böyle öyle bir detay da var. Hayır, belki işte, onların üzerinden zaten çok pardon Light ile Void'in beraber nasıl işleyeceğini bize gösterecekler. Evet evet ya da aynı kökenden geldiğini falan da olabilir. Evet. Yani. Çünkü Light'tan Void çıkıyor zaten aslında. Chronicles'a evet. Göre. Yani bu arada kendi reklamımızı da yapmış olayım. Bizim kozmik haritayı incelediğimiz bölümlerin Light olanında hatta Void olanında da bu olayı ve ikisinin nasıl aslında birbirine bağlantılı olduğunu böyle bütün detaylarıyla anlattık. Naruların nasıl fazla böyle Void enerjisi yüklenince Void God'a dönüştüğünü ve işte tam tersi şekilde işte Void God'ların da Light yüklendiği zaman Nauru'ya dönüştüğünü falan uzun uzun anlattık bunun mantığını. Hatta oyunda bile bunu defalarca farklı örneklerini hatta Burning Crusade'den beri görüyoruz. O yüzden o kısım, o detay mühimli. Yani merak ederseniz de bunun altındaki işte mantığı, oyun içerisindeki anlatılmış örnekleri falan o iki bölüm mutlaka izleyin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani. Çok ve başka bir detay artık Alliance'ı bence şunu da kapayabilirim. Gel. Ya geni konuştuk aslında yani, ama senin... Yok hayır ya. Genden ne kadar sıkıldığımı artık. Kökü söyleyeceğim. Dedim de yani. Tam da onu diyecektim diyorsun. Kökü söyleyeceğim yani. Ya şöyle zaten eskiden de Alliance'ı çok düşünmeyen bir adamdı. Kendi çıkarını düşünüyordu. Sonra bir anda Varian'la arkadaşlığı iyice ilerleyince Alliance fanatizan oldu. Karakter gelişimi olarak Alliance çok sever oldu ama hala kalın kafada. Alliance düşünmeme seviyesini ben söyleyeyim.
ilk Lordaeron Alliance'ı kurulduğunda orklar saldırdığında Gen Greymane şehrin etrafına bir duvar çekiyor ve kapıları kapatıyor. Siz takılın diyor ve yardım istediği zaman da Lordaeron Alliance'ına yardım etmiyor. O yüzden Stormwind düşüyor. Evet. Öyle bir durum var. Ve işte şimdi bir anda karakter gelişimi olarak çok faction'ı sever oldu ama işte şimdi onu bir öldürseler ya. Onu bir öldürseler. Bir bahane bulduğu anda diyor ki hemen horda saldıralım, horda saldıralım. Arada ateşkes var ama kimin umurunda, bu kez onlar saldırmadan biz saldıralım falan yani. Bak gene unutma, ateşkes var ama dediği de şu, Legion sırasında Horde'la Alliance arasında saldırmazlık paktı varken, Legion'a karşı beraber savaşılırken ilk agresyon, ilk saldırgan hareket Gen Greymane'e geliyor ve Sylvanas'a saldırıyor. Hani o kulelerde PvP görevleri yapıyorsunuz ya, o PvP görevlerinin olma sebebi Gen'in Sylvanas'a saldırması. Evet. Ondan sonra o savaş böyle ufak ufak başlıyor. Ortamdaki evet, delikanlı var. Tutmayın lan beni falan. Ya aslında Gen Greymane böyle aşırı bir şey güç potansiyeline sahip olup da bunu yok yere heba eden bir adam değil mi ya? Yo. Ya ne anlamda güç potansiyeli ama? Ya politik abi mi? Şöyle söyleyeyim de hani bir yani druidizmin yasaklanmış formu olan worgen formunu kullanabiliyorsun ve sen bunu druid olmadan kullanıyorsun. Yani direkt bu senin içinde. Ama onun kullanmasının sebebi ısırılması. Gen kadar kalın kafalı bir adamın daha ilerisinde. Hayır tamam da işte o güç potansiyeline sahip diyorum işte, onu söylemeye çalışıyorum yani. Evet. Ya şimdi gen kadar kalın kafalı bir adama daha ilerisini bence yapamaz şimdi. Şimdi Gen Greymane aslında konuştuk şeyi konuşurken Trende ile Malfurion'u konuşurken ben araya gireceğim. Trende ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Söyle bu ara takipler için teşekkür ederiz. Çağrı Zoroğlu, Zoroğlu ve Beko bir yerde şey diyor. Sahnede yürürken çevresindeki çiçekler ölüyor mesela, soluyor. Yani bayağı şu an o ışık tanrıçasından artık ya, ölüm tanrıçasına dönüşmüş gücü. Karanlığa yani. Yaşam vermek değil, yaşam almak değil. Enerjisi o kadar taşıyor ki Trendor'dan aynen. Böyle yürürken Death Knight gibi böyle etrafındaki yaşamı solduruyor, öldürüyor falan, öyle bir durumda şu anda. Yok, Alliance'da son bir konuşacağım karakter var. Bu ara cüceler ve Gemlin Mekator, hani gnomlarla alakalı çok bir gelişim yok. Pandalarla keza var, öyle. Ufak bir gelişme var. Ne gibi? Yani Gelbin'le ilgili şöyle bir şey var. En son herkes şeyi hatırlıyordur. Dazaralor'da işte şey koruma şeyinde kalıyor, kapsülünde ve o halde bırakıyoruz. Öldü mü kaldı mı bilmiyoruz. Bunu Mekanom ırkını işte recruit ettiğimizde Allied Race olarak Mekanomlar yardım ediyor ve Gelbin'i kurtarıyorlar. Sen de bizim kralımızsın işte falan diyorlar ve tabii Mekanomların da artık kralı olmadığı için hani onları kurtarıyoruz ya. Onlar da işte şey diyorlar, o zaman hepimiz tekrar işte güçlerimizi birleştirelim. Zaten işte aynı soydan geliyoruz falan diye. Gelbin'i kendi kralları ilan ediyorlar. Tekrar eski halinde, eski formunda başa geçiyor Gelbin. Şu anda kanlı canlı. Şey benim demek istediğim yani. Hani Shadowlands'la alakalı çok bir yok. Şey yoktu. Evet, sen dedin BFA sonu ama haklısın çünkü 4. savaş sonrasında gerçekleşen bir mevzu. Bir de şeye bağlanıyor olabilir mi buralar, işte bazı ırkların mesela işte Wildhammer'ların falan böyle skin olarak ya da kozmetik şey olarak karakter ayarlama ekranından ayarlanabilir hale geliyor ya. Bazı Allied Race'lerin de oraya giriyor olabilme ihtimali olabilir mi ileride? İşte bundan dolayı da lore'a uygunluk sağlıyor olabilirler mi ufak ufak? İşte mesela Mecha Gnome'luk skin olacak, kralları da Gablin zaten falan diye. Yani o bence böyle olabilir. Yani çünkü şeyde de yaptılar işte, dediğim gibi Void Elf ve Blood Elf arasındaki çizgiyi de iyice incelttiler. Aynen. Büyük ihtimalle yani hani Void olmayan saç şekillerini Blood Elf'ler de kullanabilecek falan işte. Öyle o dereceye geldi. Aynı şey Mekanomlarda da var. İşte şeyleri elleriyle ayaklarını galiba şu anda moglayamıyoruz ama işte ileride mesela bunun seviyesini düşürme getirmeyi düşünüyorlarmış işte. Eğer öyle bir şey olursa iyice zaten yarı nom yarı meka bir duruma gelecek. Zaten şey
Artık o aşamada Allied Race'leri yapmak da iyice kolaylaşacak. Daha şimdiden bile hatta işte Shadowlands'e geçerken ilk başta şeyi kaldırdılar. Exalted olmana gerek yok. Sadece görevi yapman yetiyor. Muhtemelen ileride o görevler de gerekmeyecek. Sadece ufak bir böyle şey ne diyeyim, görev ve gönderme yapan bir şeyle belki açacağız. O görüntüleri kullanmaya açacağız falan böyle. Ve yani iyice hepsi birbirine girecek. Çünkü ırk olarak ayırmanın şu anda hiçbir avantajı kalmayacak. Bir yani racial'ları iyi diyorsun sadece. Ama hikaye ve görüntü olarak çok da fazla bir böyle farkları yok. Özellikle mesela Draenei ve Lightforged'un, ne bileyim işte Blood Elf, Void Elf, hadi iki ayrı tarafta onu anlayabiliyorsun da, aynı tarafta olan mesela High Mountain'larla Tauren de işte çok fazla mesela ayrı olmasını gerektiren bir durum yok. Hatta şu aşamadan sonra kaynaşmış olması lazım. Orklarla Magarların da aynen kaynaşmış olması lazım. Yani bütün mesela orkların Magar şeylerini neredeyse birebir customization'larını kullanabiliyor hale gelecek. Neredeyse bunlar... zaten şu anda Shadowlands'ta da öyle yani. Evet evet işte dik yani. Duruyor falan böyle. Son aşamada muhtemelen aynen dediğin gibi hepsi böyle kaynaştırılacak artık. Ortak racial modu gidecek yani. Ben şimdi dediğim gibi Alliance'ı kapatmadan önce Jaina'yı konuşalım. Jaina. Jaina'yı ben de konuşacaktım. Jaina var. Jaina'nın şey modundan girelim. Ben Talanji'nin babasını öldürürüm. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi Barış Elçisi nidalarıyla ortada dolaşırım. Kitaptaki özeti buydu benim için. Jaina'nın. İşte girerim. Horde liderlerinden birini öldürürüm. Hiç sıkıntı yok. Sonra öldü falan. Ona dokunurum. Her şey güllük gülistanlık olur. Savaş Utku, savaş. This is war. Falan of course it is. Evet. Jaina hakkında yani ben konuşacağım diyordum. Murat ne diyorsun? Ha, gel hele. Ne diyorsun? Ne dedin? Hadi anlat bakalım. Ne diyecektim ben? Ha, bir dakika. Göster abilerini evet. Deyince utandı. Hadi bakayım. Şey komikti ya, o dedin ya Tanaj'ın babasını öldürmesini. İşte bunlar kitapta bir sahnede Troll'la karşılaşıyorlar. Horde Alliance karşılaşıyor işte. Anduin'le Jaina portaldan geçip önlerine geliyorlar. Troll şey diyor işte, ya Tanaj'ın sana çok kızdım işte malum konudan diyor. Jaina şey yapıyor. Ha evet öyle. Bir böyle ayaklarına falan bakıyor. Yüzüne bakamıyor yani Troll'un. Yani benim benim şu konuda düşüncem net. Ben bu o benim şunu öldürdü. Bu benim şunu bastı. Hadi ondan intikam alalım. Ama ben ondan intikam aldığım zaman bu kez intikam aldığım kısım benden intikam almaya gelecek. Bu kez hadi ondan intikam alalım. Bir dakika bir şey mi oldu? Yani ben çok sıkıldım bundan. Onun için hani Jaina'nın yaptığı çok yanlış bir şey olsa bile abi bir noktada sineği çekmek zorundasın. Üzgünüm. Ya yani orada da zaten o hani Jaina'nın bahsettiği işte Cycle'ı kıralım falan, büyük ihtimal o görev Talanji'ye düşecek yani. Düşüyor zaten ya, aynen. Geri adım atmak zorunda kalan o oluyor. O doğru yani. Kan davası 101 aynen öyle yani, şu anda iki faction arasındaki çatışmanın tamamen buna odaklanıyor olmasını istemiyoruz yani. Murat'a bu konuda ben de katılıyorum, daha farklı böyle çok sebepler yani. Çıksın ya yani mesela yani. Trendenin motivasyonu aslında güzel, tamam da ben de onu aynı şekilde görüyorum yani. Ya Alliance tamam ama en nihayetinde şöyle söyleyeyim, Talanji'nin motivasyonu biraz daha ailesel. Evet bence yanlış evet. Yer yani. Yani neticede gelip de işte nasıl söyleyeyim, bir soykırım neticesin yani seviyesinde bir şey yapmadı Jaina. Şimdi yaptığını doğru bulmuyorum, hani onu şey demeyeyim de. Hani geldi Dazarolor'a girdi, baskınını yaptı, sadece taht odasına girdi. Alması gerekeni aldı çıktı. Yani yani Sylvanas gibi işte kökünü kurutmaya yönelik hareket yapmadı yani orada. Evet, onu da Dalaran'da yapmıştı. Hayır, o Dalaran'da yaptı işte zaten, hani onun da motivasyonu farklıydı mesela, hani orada da bir çığ etkisi var, orada da işte Garrosh'un muhabbetine dayandırıyor hani şey, o Horde ve Alliance arasındaki çatışma nezdinde söylüyorum, böyle biraz daha mesela işte Gablin nereden çıktı, Gangrayman'inki mesela, oğlum öldürdü ben de öldürürüm ya, tamam da kardeş binlerce asker ölüyor, o zaman onların babaları da intikam alsın tek tek yani. Sen nasıl mı öldürdün? Yani bir de yıllar geçti üzerinden, hala sineye çekememiş yani. Hani
Şimdi şey demiyorum, unut gitsin diyemezsin bir adama böyle bir şey de. Ya aynen de yani biraz daha böyle ailesellerden ziyade halksal motivasyonlar biraz daha doğru geliyor bana. Hani öyle yani, söyleyeyim. Böyle Talancı'ninki, evet Talancı'ninki biraz daha hani babamı öldürdüğünden çok işte yani kralımı öldürdüğüye daha yakın. Şey yapıyor, geri kaldırıyor. Yani, o Arthas mı? O da aslında şey işte yani bir tarafın bunu durdurması için bir yerde birinin işte sineye çekmesi gerekiyor. Orası. Aynen. Ama şöyle bir şey var. Talancı yapacak işte. Şunu da ekleyelim. Shadowlands'e geçtiğimizde işte Jaina'nın gerçekten hiçbir şey olmamış gibi davrandığını görüyoruz yani. Evet. Ve hiçbir şey olmamış gibi biz de Horde oyuncuları olarak nasıl söyleyeyim, çünkü hani Alliance zaten nötral yani friendly o karakterle. Biz de sanki friendly'miş gibi gidiyoruz orada tralı kurtarıyor falan filan böyle. Açıkçası ben bir tık bir nebze o şeyden rahatsızım yani. Abi orada peşine Jader takılmış. Orada kalkıp Talancı'yı hayır hayır şey diyorum yani Jaina'nın bu şekilde sürekli olarak öne sürülüyor olmasından rahatsızım. Söylemek istediğim o. Zaten ama Jaina hep bu faction'lar arasındaki nasıl diyeyim, kavgaların biraz sembolizmi oldu. Hep bir noktasında o oldu yani. Barıştırma anlamında veya tam tersi anlamında hep bir etkisi oldu. Onunla alakalı olabilir. Yani hep Jaina'nın bir davranışıyla diyelim. Evet. Yani olabilir. Hatta şey yani Scourge'un bile ilk böyle coşmasının ilk adımı, onda bile katkısı var yani Arthas'a sırtını çevirmesinden dolayı. Evet. Illidan'ın yani... ne olacak? Ne? Yok yok, bir soru sordu, ben lafını bölmüş oldum. Bir ha, tamam, pardon. Özür dilerim. Ben özür dilerim. Diyor yeni ki, seçilmiş gözde çocuğu. Bence Medan dedin, ama Redcon yedi. Medan 404 oldu. Ya Medan yok. Var da yok. Şöyle düşünelim, bir top bakalım, toplayalım Alliance tarafında. Biz gene Shadowlands'te Jaina ile çok içli dışlı olacağımız belli. Ve çok da böyle karanlık tarafta görmeyeceğimizi de anlıyoruz aslında başlangıç görevlerinde omuz omuza çarpıştığımızdan. Trende Gen, Malfurion'la sorunlar yaşayacakmışız gibi duruyoruz. Anduin keza yine yani good side'da, iyi tarafta kalacak ama işte Void özelliğinden dolayı, çünkü artık nasıl söyleyeyim, o kozmik haritadaki noktalardan birine geçiş yapıyoruz. Azeroth üzerinde değiliz. Evet, Anduin bakalım Beacon of Light mı olacak, Beacon of Void mi olacak? Onu da göreceğiz. Gerçi kitapta vardı, bir yaşlı hali takılıyordu ama bakalım iş nerelere gelecek. Cüceler ve goblinlerle alakalı Shadowlands'te çok şu anda hani onların üzerinden akan bir lore olacak gibi durmuyor. Biraz daha Turalyon, Aleria şeyi... Hatta Velen bile yok yani, ilginçtir. Evet, evet yani Velen'i hiç konuşmuyoruz. O şeyde de yoktu yani. BFA'da da yoktu yani. Evet, evet. O yani çok şey yapmadı hiçbir şekilde. Legion'dan, herhalde Legion'daki şokunu atlatmaya çalışıyor hala ağırlığıyla alakalı. Onun için çok... Staff'dan kristal gitti. Acaba gücünü kaybetti mi o da? Bir yarı tıralımsı bir durumu var mı? Onu da... Bilmiyoruz ama olabilir yani. Yok, çünkü bence umarım, o kristalden değil, Illidan lafı koydu ya, o oturdu bence onun içine. Umarım gücünü kaybetti diye şey olmamıştır. Ya ben bu Draenor'ları yönetmekle ne uğraşıyorum, gidip işte bir sahil kasabasında keyfine baksaydım demiyordur bazıları. Değil mi, bir Ege kasabasında böyle roka yetiştireyim falan. Birilerine çok sinir olduğum için kitapta özellikle, geliriz o konuya. Çok sevdiğim bir karaktere çok sinir olduğum kitapta. İsterseniz konuşalım yani. Blizzard derken kitapları standartlaşmışlar. Gerçekten ben abi. Ha gel, Troll'dan sıkıldım demişken gelelim. Çok kısa senden şöyle sazı alıyorum. Ben birazcık dıngır 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 yapalım. Şimdi arkadaşlar... Şey sen mi, tamam bir süre sen yap, ben gelirim sonra. Yok, kişi bazında değil, şöyle bir Horde'un genel durumunu şey yapayım. İşte 19 Mayıs 1919 Orgrimmar'a çıktım ve genel görünüş ve şu şekilde diye bir özet geçeyim. Evet. Arkadaşlar 4. Savaş sonrasında Horde'da en belirgin olan şey Warchieflik sisteminin yıkılmış olması. Artık bunu her yayında, işte konsey dışı yayınlarda da çokça konuştuk. Konsey yayınlarında da çok dile getirdik. Artık Horde konseyi var. Lore konseyi gibi bizden özendiklerini düşünüyoruz. Bir Horde konseyi kuruldu ve bunun bir başı yok. Konseyde kimler var?
Thrall, Bane, Rokan, Lillian Voss, Lortemar, Gazlow, bakın Gazlow, bir daha söylemiş olayım. G Firepower, Talisra, Myla, Gea, Talanji, Kiro. Şimdi bunları hızlı hızlı geçtim ama. Ha? Lortemar. Lortemar'ı saydın mı? Saydım. Saydı. Lillian, Lortemar. Bu şey konuları şöyle geçelim arkadaşlar. Thrall biliyorsunuz artık orkların başından geçen o Pandaria sonrası o hengame nasıl söyleyeyim işte Garrosh'un gitmesi işte War Chief'liğin artık orkların dışında ırklara geçmiş olması ki işte ilkin Vol'jin daha sonra Sylvanas olması hani orkların böyle bir belirgin liderlik pozisyonu gibi bir şey yoktu. Daha sonra Saurfang hani bakıyor doğu pozisyona gitti zaten Thrall'ı çağırdı. Gel kanka biraz şey yaparız tabutumu taşırsın falan filan dedi. Gitti onun Nagrand'dan aldı geldi ve Thrall nasıl söyleyeyim? Aile babası modundan birazcık çıktı ve warrior olarak onu da belirtelim şaman olarak değil warrior olarak evet. Tekrar sahneye girdi. Özellikle Crossroads videosunda çokça ağırlığını gördük. Bane'in kurtarılmasında ki ben hani sadece işte Horde'da yapılanların ya da Saurfang'e haklılığından değil Kane'in oğlu olduğu için de ayrı bir özen gösterdiğini ayrı bir sorumluluk hissettiğini ki işte Garrosh'tan itibaren olan olayların yaşanan olayların sonucunda birçok şeyin sorumluluğunu yaşadığını pişmanlığını yaşadığını düşünüyorum ve bunları telafi etmek üzere tekrardan Horde'a dahil olduğunu düşünüyorum ama ilk konsey adı yani şeyde onun ağzından çıktı. Fikri işte çünkü herkes Thrall'ın War Chief olmasını bekliyordu. Herkes Thrall'ın War Chief olmasını istiyordu. Birazcık gel bakalım arkadaş sen Cataclysm Expansion'da bir gittin sıçtı batırdı ortalık bir toparla şunu modu vardı. O beklentilerin aksine güzel bir twist plot yaparak konseyi çünkü getirdi. Çünkü üzerinden attı aklınca evet. Ama olmadı öyle işte. Bane'in durumu arkadaşlar Bane'i yani... Biliyorsunuz videolarını artık oyunumuzda oynadık. Detayını da çokça konuşuruz. Sylvanas'ın elinden kurtardık. Zaten sonrasında işte Saurfang'in kurduğu isyanına dahil olunması. Sylvanas haricindeki yani Galivix de tabii buradaydı da. Bütün ırksal liderlerin Saurfang tarafında yer alması. Ve Bane'in de burada yol alması durumu söz konusuydu. Bane'in... Dördüncü savaş sırasında yaşadığı şeyler vardı. İşte Jaina'nın kardeşinin undead olarak uyandırılması. İşte o mevzuya falan. Aslında girer miyiz bilmiyorum ama Shadowlands'te çokça şey badireler atlatıyor. Onlara gireceğiz. Rokan pasif bir lider. Evet. Rokan'ı görüyoruz. Trollerin lideri olarak arkadaşlar. Pasif bir lider onu söyleyeyim. Pasif derken pasfen lider oluyor. Bu arada arkadaşlar Foska'ya 300 bit için teşekkür ederiz. Evet. Ramazan da az önce bit sattı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Gelecekler. Evet arkadaşlar bu ara Anka Guild'inin sanırım bir Ankiraj 40 şeyi olacak. Desteklerinizi ve takiplerinizi bekleriz diyelim. Bol şans şimdiden. Bol şans. Ben hızımı kesmeyeyim çok evet. Güzel gittiğimi düşünüyorum. Rokan var arkadaşlar. Vol'jin'in evet. Ölümünden sonra dediğim gibi hani liderlik olarak pasif bir karakter değil. Rokan çok iyi bir Shadowhunter. Ama evet. Hani o geçti o oldu yani anlatabildim mi? Hani böyle işte sen ol işte kim olacaktı duruşunu seçelim. İşte dur trollerin lideri şu olsun pozisyonu değil. Darkspear trollerinin lideri en yüksek rütbede olduğundan mütevellit Rokkan'a kaldı. Ve gayet de başarılı işler çıkartıyor. Özellikle Zandalar trolleriyle aralarında dönen muhabbetleri çok da güzel yönetiyor. Lillian Voss var. Undead'lerin lideri pozisyonunda ancak kitapta daha doğrusu geçtiğimiz Lore konsey yayınında söylemiştik. İstemiyordu. Ben lider falan değilim diyordu. Aslında şöyle, ben undeadlerin lideri olmayacağım demiyor. Ben lider falan değilim diyordu ama sorumluluk güdülerinden mi olsa gerek ya da artık nasıl söyleyeyim gücünden mi kaynaklı olsa gerek herhangi bir undeadlerle alakalı bir durum söz konusu olduğunda ona danışılıyor, ona soruluyor ve ondan icazet alınıyor öyle söyleyelim. Öte yandan şimdi buraya yazılmamış tabii ki öyle olmadığı için yazılmamış Kalia Menethil var. Evet. Shadowlands'e geçiş yaptığımız sırada... Ama natural olarak geçeceğini söylemişler çok pardon. Efendim?
natural olacağını vurgulamışlar. Şöyle işte hani biz Shadowlands'e geçiş yaparken alfa ve beta oyunu oynadığımız sıralarda bunu Horde tarafında gördük. Yani Kayle Menethil'i Horde liderlerinin doluştuğu yerde, toplaştığı yerde gördük. Bir an dedik acaba mı lan dedik. Yok, daha sonra kitapta net bir şekilde hani öyle bir hak iddia etmeyeceğini öğrendik ve Lillian Voss'la işte kardeş kardeş takılıyorlar şu anda. Yani yan yana öyle bu arada. Şey olarak duruyor. Hiç kardeş gibi. Nasıl denir? Yani yardımcı da değil de ne diyordu? Advisor gibi. Danışman gibi böyle. Evet evet. Advisor aynen, danışman. Kesin unuttum da ha, advisor ha aynen helal. İşte advisor olarak duruyor. Yani ama konsey toplantılarına katılıyor sonuçta. Ankiraj Lord Konsey olacak mı şu an yani? Hayır. Ankiraj 2004 hayır. Yılına şeydi. Niye lan hayır diyorsun? Hayır. Hayır abi. Ben hiç Ankara'ya falan hiç işim olmaz benim. Geçmişim o kadar lorla beni çalıştırmayın. Yani konu bir gün gelirse konuşuruz ama şu anda hani Ankara'ya konuşalım şeyi yok. Klasikteki şeyler biliyorsunuz 15 yıl öncesine dayanıyor. Hani zaten olmuş. Hayır hayır, zaten olmuş bitmişten ziyade şeyi söylemek istiyorum. 5 dakikalık lor özeti videosu yapar çok güzel YouTube'da. Evet evet. Aynen yapsın, aynen. Yok demek istediğim şu. Yani. Böyle bir nasıl söyleyeyim, hype uyandıracak işte Shadowlands'te kiracılar falan böyle bir şeyler istila etme moduna girerse anlatırız ama onu biz eğer çok dilerseniz yayın tadında da olsun isterseniz Eda ile Lore öğreniyorum da yaparız. Yok, o konuda haklılar çünkü gerçekten hype yaratacak şey var. Eda da gülüyor da Murat'ın hayır çıkışına. Çünkü dediğim gibi Shadowlands var önümüzde. Çok çok konuşulacak yani konular var arkadaşlar. Ben... Devam ediyorum. Lortera, Lord Temar Teron. Bunu da şey dilim dönmez insanın ya. Lord Temar Teron. bu yani... Lord Temar'la Talisa'yı beraber mi konuşsak ya? Nasıl? Aşık oldukları için mi? Evet. Düşünsene evet. Shadowlands'te falan böyle Jailer geliyor. Bunlar birbirlerine şiir okuyor işte. Sen Kaeltas'ı bilir misin? Bir yılandı falan diye böyle. Hayda. Niye? Utku arkandaki Horde flamasını, banner'ını bir göster. Bak göremeyenler varmış. Smelish görememiş bak. Yan yap. Daha mı iyi? That's the way. Aha. Ha, ben böyle yayın yapacağım bundan sonra. Yani arada göster işte. Katun derlemesini Edraktus şeyde yapmıştık ya. Murathan'la Old God'ları ve Void'i falan konuşurken yapmıştık. Katun ve bakın şeyi merak ediyorsanız kirajileri, ankirajın hikayesini özellikle Void bölümümüzde bir kere anlattık. Bir de Old God bölümü var mıydı? Dur bakayım ayrıca sanki var. Yok, Murathan'la yapmıştık ya işte ondan bahsettim. Sizin var işte aynen. Yani ama Lord Konsey olarak dediğim gibi, de ayrıca var. Eğer yeteri kadar izlerseniz Twitch sadakat puanı biriktirirseniz YouTube içeriği satın alma hakkınız doğar. Ondan yaparız yani. Şimdi arkadaşlar Lord Temar ve Talisra bunlar Shadowlands'le alakalı çok böyle hype yaratacak böyle muhabbetleri olacağını düşünmüyorum. Talisra'yı göreceğiz. Talisra'yı kitapta da görmüştük ama tam da görevinde görmüştük kitapta. İşte portalcı, ışınla bizi, makine soğuk falan. O tarzda göreceğiz gibi geliyor. Detayına gireriz. Gazlov var. Bu önemli. Bu önemli. Neden önemli? Önemli? Galivix yok. Evet. Büyük ihtimal... Galivix'in de nerede kaldığını söyleyeyim. Onu da... Goblinlerin Heritage Armor'ını alırken görüyoruz. Galivix Kazan'ı ele geçirmeye çalışıyor. Ve bunu engelliyoruz. Orada şeyin içinde anladım. Kalıyor. Zırhı var ya kullandığı işte. Hı-hı. Binek olarak da kullandığımız zırhın. Gmot muydu neydi öyle bir şeydi? Ha, aynen. Gmot gibi bir şey işte. Onun içinde kalıyor. Ve en son orada bırakıyoruz. Yani Kazan da şu anda zırhın içinde hapis halde. Galivix son bildiğimiz o. Hayır ama biraz daha böyle hani şey ya, demek istediğim şu, mesela Garrosh muhabbetinde de bütün işte Horde'daki liderler de işte mesela ne diyordu, Teramor'da dur kardeş falan çekerken Galivix hep çıkarının peşindeydi. Her ne kadar Gmod'un içinde kapalı kalmış olsa da böyle Sylvanas'tan bir çıkarı varsa onun peşine gidecek bir karakter. O yüzden Horde konseyinde bulunmuyor olabilir ama bana sorarsanız ben Gazlov'u Galivix'ten daha iyi buluyorum çünkü... Gazlov zamanında Horde'un kurucu üyeliğini yapmış bir karakter. Evet, Warcraft evet. 3'ü oynadıysanız yani gerçekten diğer Goblin arkadaşlar kızmasın şimdi hani sözüm Goblin Meclisi'nden dışarı.
Bütün Aynen. goblinlerden daha fazla faydası dokunmuş bir karakter Gazlow'un. Evet. İşte Draenor'a, yani yeni Draenor'a geçiş yaptığımızda da bizim yanımızdaydı. Biliyorsunuz base'imizi falan kurmamızda yardımcı oluyordu. Hoş geldiniz. Bu dediğim gibi Gazlow'un burada görmek beni mutlu ediyor. Ayrıca Firepaw pandaların nasıl söyleyeyim, söz öncüsü, elçisi. Evet. Yani o da çok etkili. Aysa ne kadar etkiliyse o da o kadar etkili olacak. Şöyle söyleyelim. Şimdi Jaina kadar, hani Jaina Kul'tiranların lideri olarak göründüğü için bir Allied Race lideri pozisyonda, ama Horde'daki diğer Allied Race'ler kadar Horde'daki Allied Race'lerin Jaina kadar bir etkisi olmayacak. Özellikle High Mountain Tauren'lerin, Magar Orkların ve neydi o küçüklerin? Tilkilerin işte, Vulpera'ların. Burada hani Myla, Geyarah ve Kiro'nun çok 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 bir etkisi yok. Dördüncü savaş sonrasında bunların, daha doğrusu Kiro vasıtasıyla Vulpera'ların Horde'a dahil oluşunu görmüştük. Çok böyle dördüncü savaşla alakası olmayan bir konuda yardımcı oluyordu bize, işte bir iç isyanı bastırıyordu. Ha, net gitmiş bu arada. Nasıl yani? Evet, evet. Ha, geldi. Biz özetleşiriz ya. Şu an çok bir şey olmuyor. Geldim şimdi. Ama en büyük şeyi Talanji arkadaşlar. Allied Race'lerin lideri pozisyonunda. O da Jaina gibi düşünebilirsiniz. Ki zaten arada bilmiyorum fotoğrafı geçiyor mu. Jaina ile kafa kafaya bir resmi de var. Kitapta zaten bunun ikilemini yaşayan, yani Talanji Horde'a mı bağlı kalayım, Jaina'dan intikamımı mı alayım tadındaki ikilemini zaten Horde'dan yana kullanıyor. Horde'a bağlılığını. Aslında çok pardon, ikilemde de kalmıyor. Zorunda kaldığı için de Horde'la çalışmak zorunda kalıyor en sonunda. Ha, yoksa... Ya eyvallah, ama Shadowlands'te biraz daha Jaina vs. Talanji'yi az göreceğiz. Belki de görmeyeceğiz gibi duruyor ama... Ama Talanji'nin bağlı olduğu kişi var ki, daha doğrusu o mu artık Talanji'ye bağlı, birbirlerine bağlı diyelim. Birbirlerine bağlılar. Evet, evet, Boom Sandy'nin mevzusu var. The Other Side'da çokça göreceğiz, çokça ölüm taraflarında. Evet. Boom Sandy. Tabii orada şöyle bir durum var. Yani ilk başta aslında Talanji'ye bu kendi isteğiyle geçmiyor. İşte zaten oyun içinden takip edenler, oynamış olanlar görmüştür. Anlaşmayı Rastakhan yapıyor Rezan'ın için. Ve Rastakhan da öldükten sonra bu kan bağından dolayı işte Talanji'ye geçiyor. Talanji en başından beri bunu istemiyor zaten, ama kitaptaki olaylardan sonra bu Von Sandy'nin aslında nasıl da yardımcı olabileceğini ve işe yarayan bir Loa olduğunu görünce bu Von Sandy'yi işte yeni Loa of Kings ilan ediyor ve ama diğer Loa'ların hepsiyle beraber çalışacaksın. Bundan sonra işte zandaları koruyacaksın diye anlaşıyor ve aslında şeyde ilk başta yaptıkları anlaşma, işte seni kurtarırsam Nathanos'un saldırısından kurtarırsam bu aramızdaki bağı keseceğiz diyor. İşte bu Von Sandy onu kesmek için geldiğinde hayır diyor, kalsın ama bu şartla kalsın. Bu Von Sandy de onu kabul ediyor ve işte yeni Loa of Kings oluyor kendileri. Ya zaten aslında Bo Von Sandy'nin ben Rezan'dan falan daha güçlü olduğunu, ancak işte hani çok böyle sallamadığını, yani en nihayetinde yani krallar Rezan'ı gösteriyor diye böyle hani Rezan güçlü ve tapılasıydı, ama en nihayetinde her canlının olduğu gibi her, yani troll de ölümden korkuyordu ve Bo Von Sandy'ye inanıyordu. Ve yani ufak da olsa bir mumunu yakıyordu, koyuyordu kenara, ama işte Von Sandy gerçek gücünü belki de burada gösterdi ve Shadowlands'te geçtiğimizde Von Sandy ile çok iç dışlı olacağız gibi duruyor. Evet, özellikle evet. Ardenwild'da görevler yaparken ve The Other Side Dungeon'ında kendisiyle muhatap olacağız. Diyelim, ben kısaca şimdi böyle bir özet geçmiş oldum hızlı hızlı. Evet, Tral'a nefretini kusabilirsin Murat Hancım, buyur. Ha, sıra bende mi? Ben Talanji'nin tamam. Çok büyük, çok iyi bir lider olacağını düşünüyorum. Bir dakika. Troll'a mı sövüyoruz şimdi? Tamam abi. Evet. Söv abi, rahat ol. Abi yani 40 yaşına gelmişsin. Hala işte beni zorla buraya çağırdılar ve ben keşke daha rahat olsaydım. Hiç buralarda olmayı istemiyorum. İşte
Hani ben hep şu kitap boyunca şu havada ya, ben burada ne arıyorum? Bir kaçamak yapabilirsem falan peşinde adam kitap boyunca. İşte evet. Kendine güveni yok diye evet, evet. Yani. Hani ulan o güveni de ben vereceğim sana? Sen ne grincilisin? Yani ben çok seven biri olarak Troll'u şey dedim yani bir noktada. Bu kadar Hort'un şu an yönetiminde olmaktan bu kadar rahatsızsan Basket Nagrand'a Ettrick'i koy kendi yerine. Sus yani. Ve bence cidden ordu seven insanların da Troll'dan biraz soğumaya başladığını düşünüyorum o kitapta. Çünkü gerçekten şey gibi ya, zulüm gibi davranıyor Troll kitap boyunca. Evet. Hani basket. Gerçekten bu kadar trip atacaksan. Troll özellikle nasıl söyleyeyim, Orgrimmar'dan çıktıktan sonra bir yumuşadı. Troll çok bozdu ya. Evet. Troll böyle değildi. Eskiden böyle değildi. Şöyle bir yumuşama abi, özellikle aile hayatına geçişi, yani elementlerle arasındaki münasebetin azalması falan derken o eski hordu kurarken o Drotar'daki o takındığı tavır, yani evet, geniş kapsamlı bütünleyici karakteri falan şey yapmış. Yani söyleyeyim, biraz kaybetmiş gibi duruyor ve Murat Han'ın kitapta bahsettiği mevzu şu. Ya Trende bacı bak, özür dileriz. Evet, ya oğlum evet, olan olmuş sıkıntı işte ya. Evet 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 evet. Çok ezik duruyor değil mi? İnanılmaz söylüyor yani. Ya tamam yani sen yani en nihayetinde ya Sylvanas yaptı, bizim bir suçumuz günahımız evet yoktu diyorsun da yani Trende de koydu lafı. Yani göl yoğurt tutar mı diyor, maya tutar mı diye. Sourfang yaptı diye yani evet, söyledi. Gerçekten de iştahlı Sourfang yönetiyor yani. Kesinlikle yani bu... tamam yaptıklarının arkasında dur. He eyvallah, sen lafını koy geç, ben Sylvanas'ın kafasını sana getiririm de geç arkanı dön mi? Git. Ya niye eğiliyorsun? Aynen. Ya o biraz şey de olabilir hani, bir sahnede şey diyor ya, ayın onlara doğru yaklaştığını hissettiler falan diye, karşılarında öyle bir güç var ki. Tırsıyor mu? Ya benim kastım şu. Hani bu kadar Nemet'e. Onun için bu kadar önemli bir karakterken bu kadar iş başına düştüğün için söyleneceksen git abi. Ya gerçekten. Yani. Yo, çok da ezik davranıyor. Ben sana söyleyeyim yani. Yani ben aslan Horde aslan Horde oyuncusu değilim. Hani şöyle diyeyim. Sonradan görme Horde olarak. Estağfurullah. Yani üzerime alındım hani. Troll'u çok seven biri olarak Warcraft 3'ten beri. Dedim baba yani bu kadar söyleneceksen git. Değil mi? Yani şey yani diyor işte, hani sürekli böyle bir kendinden emin değil, işte sürekli işte ne o ya, konsey kurduk da bunlar hala benim ağzıma bakıyor falan filan yani. Hayır, bir de ya, şey o, şeydeki birebir onu diyor neredeyse kitapta hakikaten. Hepsi benim ağzıma bakıyor diye bir daralıyor falan böyle. 40 yaşına gelmişsin abi yani. Neredeyse 40 yaşına geldi bu arada. Şimdi ya, hesap... şey, yani aslında o kadar yaşlı değil. Sonuçta şey Varrok Sarfang ondan çok daha yaşlı mesela. Evet. Ama işte o, şey... Hani oldum başlamış demek ki. Karakteriyle uyuşmayan tavırlar içerisinde. O orası da net yani. Ya cidden Warcraft şu troll'dan hiçbir şey kalmamıştı. Evet. Ya abi işte yani, onu söylüyorum. Yani yaşadığı şeyler evet, aslında mesela o dönemde yani Garrosh stresli günleri yaşadı. Atıyorum Vol'jin kötü günleri geçirdi. Sylvanas en böyle diken üstünde hareketleri yaptı. Hani evet, sana ne oldu Troll ki? Troll sırada laylaylı oldu ya, açık laylaylı. Yani kataklizmde dünyayla uğraşıyordu ama yoksa bırakmıştı. Ya ama tamam da en nihayetinde kataklizmde o işte neydi, altından tabağı kendisi yüklemedi ki yani, yanındaki aspektleriyle birlikte yaptı. Tamam. Ve hani, yani hani böyle tek başına omuzlandığı, sırtlandığı bir stres, bir yok, şey yoktu. Yok. Ne bileyim. Yani ben ya, Troll'dan daha sen... bile yani tek başına değil, bir sürü güdümle yapıyor her şeyi yani. İlk başta Medivin, daha sonra da işte diğer Horde liderlerinin, büyüklerinin falan güdümüyle yapıyor. Hatta o Orgrim'le falan işte bayağı muhabbeti var. Yani Troll'ı Troll yapan Orgrim zaten işte. Aynen. Evet. Ama abi yani ama işte geliyor işte, yok. Olsam basket derim yani. Beyin yakalandı, gitti kurtardık. Jaina ile aşına fişine yaparken o her şey güzel yani. Hiç sıkıntı yaşamıyor. O zaman şikayet etmiyor mesela bak. Ha. Değil mi hiç? Değil mi hiç diyor. Yani ben mi bir tek Troll'un o tavırlarından bu kadar rahatsız oldum bilmiyorum da yani. Yok yok, öyle öyle. Yok yok. Ben şey anlatayım bak şimdi.
Bilen bilir. Ben IGN Türkiye'de 5 sayfalık mı ne bayağı uzun bir tral yazısı yazmıştım. Dur, linkliyim onu. Yani hatta böyle ilk böyle duyulmamı sağlayan şeylerden biri odur böyle. Yani o zamandan yani o benim kanıtım olsun. Yani, tralı ne kadar aslında karakterini seviyorum. İşte Warcraft zaten oynamaya başladığımdan ben 3 ile başladım. Aynen, ondan sonra evet. Geri dönüp işte 1-2'yi falan oynadım. Zaten işte şey ilk başta da Dune'cuydum ben böyle şeyi severdim işte Westwood'cuydum falan Blizzard'ı sevmezdim. Ama sonradan işte hikayeye kaptırınca ilk başta Tral'ın fanı olup da böyle kaptırdım. Sonradan hikayeyi evet. Kitapları okuyunca da daha çok sevdim. Şimdi oradan tanıdığımız karakter o böyle hani gençliğinden beri böyle insanların elinde esir olarak yetişip özgürlük savaşçısı olmuş falan ve her durumda işte hem özgürlüğü hem eşitliği böyle sağlamaya çalışan, adalet dağıtan falan bir karakterken yani özellikle Warlords'un işte başından itibaren bir kırılmaya geçti işte işte belki işte aile kurmasının şeyi oldu, sonradan işte üstüne Garrosh oldu falan. Şeyden sonra aslında yani esas olay aslında Chris Metzen'in emekli olması. Evet, yani evet. Karakteri birebir yazan adam şu anda karakterle ilgili hiçbir şey yazmıyor. Sadece olmuş olmamışçılık yapıyor. O da gerçekten emekli. Bir de seslendiriyordur işte o kadar. Ha bir de seslendiriyor aynen. Ama hiçbir şekilde yani yazıma karışmıyor. Sadece olmuş olmamış deyip öneri veriyor. O yüzden de adamın ikinci çocuğu oldu ya Metzen'den habersiz. Yani, evet öyle bir olay var. Evet evet. Ya, o yüzden şimdi Tral'daki değişimin aslında altında böyle 2-3 neden var ve yani aslında şey de yapmaya çalışıyorlar. Tral'ı manen emekli ediyorlar. Şeyden, hikayeden çıkarmasalar da yani o yüzden şimdi karakter olarak emekli oluyor. Yoksa aktif gene savaşıyor. Kitapta da aksiyona birebir giriyor. İşte aynı sinematikte de gördük. Axe'ini de gayet ama yok, hiçbir yerde aksiyona falan girmedi. Protesto ediyorum şu an. Yani, abi ben beyni kurtardık bir dakika. Beyni kurtardık. Orada iki balta salladı. Yok canım şeyde ya kitapta özellikle bayağı giriyor aksiyona. Sirayla birebir dövüşüyor falan. He onunla vuruyor olarak tamam. Thanos'a yaklaşmak için yarıyor geçiyor ortalığı. Bayağı ön saflarda. Mesela, şeyde de adamın warrior'lık var içinde. Ne bu özgüven kaybı anlamadım yani. İyi bir savaşçı. Ortalan iyi bir savaşçı yani. Savaşan kadar olmasa da. Gladiatörlük yapmış biri yani. Yok canım iyi bir savaşçı zaten ya. Onda bir problem yok. Yok tabii canım. İşte zaten aktif de hala. Onu diyorum işte. Savaşabiliyor yani. Fiziksel olarak bir emekliliği yok. Sadece... Hayır biz mental olarak aynen. Biraz daha böyle aynen, sert olarak. Bir kişilik bekliyoruz. Yani mesela kendi halkı derken bu ara kendi ırkından oluyor işte ne söyleyeyim hordaki ırklara karşı olan sertliğini biraz dışarı da gösterebilsin. Yani ya tamam kardeş yani savaştayız biz de adam kaybettik ne var işte getireceğiz Sylvanas'ın kafasını diyebilirdi yani. Şu modda ya, değil evet. Yani. Trende... Orada bir de onu. Eski Tral olsa mesela aynen dediğini yapardı. İşte. Ha, eski Tral yani, ne yapıyordu mesela? Dönüyordu işte Varian'ı atar yaptı diye beni hayal kırıklığına uğrattın diyordu. Arkasını dönüyor gidiyordu. Oh diyordun da şanıyım diyordun yani. Erkek ulan diyordun yani. İşte Varimatras muhabbeti. Tabii canım Varimatras muhabbeti olduğunda Varian kılıçlarını çektiğinde bir dakika kardeş demiyordu yani. O da baltasını asılıyordu yani. Tabii canım. Yani öyleydi ama. Onun için ben şeyde sıkıldım ya oğlum bu tavrında. En sonunu hatta şeyde gördük. Bu Battle for Undercity oldu ya işte. He olmuyor işte. Orada mesela gerçek Tral vardı işte. Direkt onu mesela oyundan kaldırmasalardı da keşke görebilseydik. Çok iyi olurdu ya. Gerçekten çok iyi olurdu ve çok epik bir sahneydi yani o. Evet evet. YouTube'da videolarını izleyin. Yani zaten şey Sylvanas gelip söylüyor işte Varimatras isyan çıkardı, Undercity'yi ele geçirdi falan diye. Böyle Tral orada şey yapıyor, volta atıyor böyle. Yani işte o gerçek Tral. Sonradan da şehri tekrar ele geçiriyor. Varian'la karşı karşıya geliyorlar. Bu arada Alliance'da lağımdan geliyor arkadaşlar. Ve karşı evet. Karşıya geliyorlar orada. Ve orada işte mesela şey diyor, Varian işte atar yapıyor. Bir şehrinizi tutamadın sizin yüzünden. İşte Legion yeniden saldıracak falan. Sen git işine bak, senin ne işin var burada falan diye
O da ona atar ya böyle tam dalacaklarken birbirine. Jaina işte bütün Alliance güçlerini teleport ediyor oradan kurtarmak için. Yoksa orada zaten tam Thrall üstüne çullanacak böyle hepsinin. Yani o Thrall, o Thrall işte yani. İşte hani bu tarz hareketler bekliyoruz biraz daha Thrall'dan. Umarım yani gelecekte de böyle olur yani ne diyeyim. İşte yani belki işte Shadowlands olaylarıyla biraz törpülenir. Yani şey olabilir, ağır bir travma yaşaması gerekebilir. Yani işte karısı çocukları öldürülebilir, bir şey olabilir falan. Aynen zaman... onlar olursa gidip iyice depresyona girerdi. Anca o zaman eski Thrall'ın 1000 katını görürüz mesela işte. Mesela bak burada tabii. Çok güzel bir noktaya değindin. Çok böyle araya gireceğim Murat'an, çok özür dilerim sözünü kesmiş gibi oldum. Sanki beyin mesela yaralandığında ve neredeyse ölüyordu hatırlarsan şeyde Shadowlands'te bu Jailer orada işte... Arkadaşlar benim çok var. Yaralanması için Jailer'i beyni kazana atıyorlar. Yani evet. Beynin tepesinden aşağı atıyor. Evet, yani. Hani oradaki bir rage işte bana silah bulun lan falan böyle hani belki bir şeyler hareketlenmeler başlamış olabilir. Evet. En nihayetinde kitap Shadowlands'tan önce yaşanan bir şey. Şey. Önce evet aynen. Doğru. Sarfeng'in öldüğü sinematik vardı ya. Orada da mesela Sarfeng'i sonda taşırlarken hepsinin yüz ifadelerini gösteriyorlardı. İşte troll böyle ortalığı dağıtacağım diye bir şeyde görüntü vardı. Sonra hiçbir şey olmadı. Hayır. O hiddeti Sylvanas'a karşı var. Hani şey yok, o hiddeti kendi hordunun koruyuculuğunu yapmak üzere falan değil. Hani çünkü Tirandayla olan şey var. Kitapta evet. Da onu hissediyorsun. Evet. İyice bir karşı takımın başındalar şeyle beraber. Ya tamam Andy'yle yani beraber. Eyvallah işte kovalayalım Sylvanas'ı da sen yani undeadler de hordunun içinde yani evet. Sen ordu komple koruyucu pozisyonuna girmen lazımdı. Girmedin. Aynen. Şöyle evet. Şimdi Thrall'ı tekrar döner söveriz. şey yapmayalım. Bane arkadaşlar. Bane çokça yer aldı Bane, dördüncü savaş sırasında. Biraz söver gibi yaptım zaten. Arada kaçtı. Ha, yani Bane'de şöyle bir durum var. Şimdi tabii babasından dolayı hepimizin sempatisi var ama ne olursa olsun liderliğe hazır bir karakter değil. Evet. İkincisi Hord olmayı bilmiyor Bane. Yani rüzgar nereden eserse ya da böyle doğru düşündüğü şeyi takip etmeye çalışıyor ama Hord olmayı hazmedebilmiş durumda değil. O da şu yüzden yani her zaman babasının gölgesinde kalıp sen liderliğe daha hazır değilsin. Buna bir şekilde devamlı empoze edildi ve biz de o halde gördük hep Bane'i işte toy daha çocuk falan filan. Ve birden bu duruma düştü işte Garrosh Cairn'i işte düelloda öldürdükten sonra. Ama işte bu düştüğü durumda yani devamlı yanlış kararlar veriyor. Ve işte bu aslında vurgulanıyor da. Bunun en çok vurgulandığı yer de şimdi siz Vulpera'ları sevmiyorsunuz ama Vulpera recruit görevlerini yaparken burada Bane'in aslında ne kadar yetersiz ve eksik bir lider olduğunu görüyorsun. Çünkü Vulpera'lar geliyor, bize Voldun'da yardım ettiniz, biz de size katılmak için geldik diye geliyorlar. Bane baştan savuyor bunları. Ya işte tamam teşekkürler, orada yardım ettik de bizim şimdi içimiz var, başımız kalabalık. Hadi bakalım. Aynen. Ondan sonra Vulpera'lar üsteliyor ve hani neden işin işte ne işiniz var, biz yardımcı olalım, işe yarayacağımızı gösterelim diyor. Ve 3 mevzuda İşte Horde'a yardım edip bayağı kritik mevzuları çözüyorlar ve ondan sonra geri geliyorlar. Bane de özür diliyor. Ya ben bilememişim kusura kalmayın falan bayağı diye. Bayağı bir ork ayaklanmasını engelliyorlar yani. Tabii canım bayağı büyük mevzulara el atıyorlar ve ondan sonra da Bane kabul etmek zorunda kalıyor. Şimdi o sırada Warchief'lik yok. Zaten işte konseyin geçerli elemanı olarak Orgrimmar'da da Bane duruyor gözüküyor. O işte Vulpera'lar geldiği sırada. Ama buradan Bane'in her şeye rağmen bütün bu yaşananlara, kendi yaşadığı deneyimlere, başından geçenlere rağmen halen daha nasıl hem liderliğe hazır olmadığını hem ordu hazmedemediğini bizzat görüyoruz orada. İşte Cairn mesela daha atarlı giderli ama işte bu açılardan tam olması gereken olgunlukta bir liderdi mesela.
İşte şeyleri undeadleri mesela kabul edenler işte kabul edenlerin başında Kerim geliyordu. Evet. İşte onlar da farklı ama işte Horde'un yapısı aslında bu, biz işte zor durumda olanlara yardım ederiz, kabul etmemiz lazım diye Tral'ı o ikna ediyordu. Yani Kerim böyleyken All Bane bakın tam zıttı bir şekilde birebir işe yaramış ve artık Vold'un da kendini ispatlamış bir ırk geliyor sana katılalım ne yapacağız diye. Sen bunu reddediyorsun. Yani bu mu Horde'luk yani? O şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Bu Horde'un kuruluş aşamasında ya, Bane yoktu. Yakın arkadaş. Hayır yoktu ama yani zaten o şekilde kuruluyor. Hani kurtarıyorsun işte Kane o şekilde dahil oluyor mevzuya falan filan gidip. Şey işte Centaur'ların saldırısından kurtuluyor Tavrenler. Öyle geçiyorlar ama yani sonuçta şey orada bir ilk başta katılma sebebi o ama sonradan beraber işte bunu bir faction'a dönüştürmeleri aşamasında Kerin'in çok böyle hani hem deneyimi hem olgunluğu böyle yardım ediyor Tral'a. Zaten işte Tral kısmında da dedim ya Tral'ı güdümleyen bir sürü böyle karakter var. Evet. Yani, o yüzden Kerin'in orada etkisi çok büyük yani. Sadece Horde'a katılması değil de sonraki kısımlardaki işte kararlarda Horde'un Horde olmasını sağlamakta etkisi çok büyük. Ama evet. Bane bunun tam tersi. Zaten işte Bane'in yaptığı diğer şeyler de öyle. Mesela Sylvanas'a karşı yaptığı şey mesela şimdi bakınca tabii işte kurtarmak için yaptı aslında iyi bir şey yaptı falan diye dışarıdan bakınca öyle gözüküyor ama aslında onları da Varrok'un güdümüyle yapıyor. Onun gazına gelip yapıyor ve Varrok'un yapmayacağı şeyleri yapıyor. Mesela işte Varrok çoğu aşamada son anda işte ama hordları kırmasın işte birbirimize de düşmeden bunu yapalım gibi bir motivasyonda en böyle isyancı halinde bile. Ama Bane mesela bunu yaparken işte Sylvanas'ın gemisindeki askerleri öldürmekten falan çekinmiyor. Yani benzer mesela isyan kısmında işte hordları öldürmekten kendi böyle eski yandaşlarını öldürmekten çekinmiyor. İşte kurtulması aşamasında da mesela onu orada tutanlara böyle şey nefret dolu falan böyle. Onlar işte ama Sylvanas'ın emriyle yaptı falan demiyor. Yani bu Kerin'in tam zıttı şeyler bunlar. Emirleri uymuyor. Ve olmamış bir lider Bane. Ve ileride bana şey gibi geliyor. Böyle olduğu için bir yerde çok büyük bir falso verecek ve o hatası yüzünden çok da büyük bir travma veya büyük bir ne bileyim böyle önemli bir karakter ölecek kalacak bir şey olacak. Ama yani, işte hatası isteyerek yapacağını da düşünmüyorum yani. Ya zaten hata olması daha kötü ki. İsteyerek yapsan kötü, amacı bu planlamış yapmış dersin. İşte yani o yüzden kötü zaten. Ve aynen işte bak her zaman Ally'a koşuyor. Yani bir Horde olmanın kendi içinde çözmeye çalış bir ilk önce Alliance'a. Yani hemen gidiyor hemen böyle Anduin sanki lideriymiş gibi davranıyor. Yani çok öyle hakikaten Bane'in falsosu var yani. Flame'liyorum şu an Görkem'i. Görkem flame'liyorum. Hazır mısınız? Peki Bane'in böyle olmasındaki bir sebep Garrosh'un babasını öldürmüş olması olabilir mi? Ya olamaz bence. Çünkü şöyle bir şey var. Yani o fight'ın sorumluluğu yani babasının ölmesinin sorumlusu Magatha. Ve Magatha'nın bu olay olurken işte şeye saldırmasının da ilk tanığı zaten Bane. Yani o şehirde kalıyor ve işte Bane şehirdeyken işte Magatha'nın neydi o işte dark totemleri işte ne onlar saldırıyor işte ve ondan sonra yardım istiyor da Bane bu saldırı ortaya çıkıyor işte Garrosh'un eksini zehirlediği falan filan ortaya çıkıyor. Hatta ondan sonra da Magatha Garrosh'tan yardım ediyor. Bak işte ben senin düşmanını öldürmene Grim Totem eyvallah. Ona yardım ettim falan diye Garrosh'tan yardım istiyor. Garrosh da bunu reddediyor işte. Hatta bayağı aşağılıyor Magatha'yı falan böyle işte. Bu da kitapta geçiyor bu arada. Yani bunları Bane ilk elden yaşıyor. Hatta bu yüzden sonradan işte şehri kurtardığı için Garrosh'a da bağlılık yemin ediyor. Tamam babamı öldürdüm ama işte bilmeden yaptığını anladım ve işte bak sonradan da şehrimizi kurtardın. İşte Horde'un lideri olacak birisin sen deyip bağlılık yemini ediyor. O yüzden bunu yapamaz yani. Yok, kendi kendini
bitiyor zaten orada. Ya da en nihayetinde içsel bir hani kızgınlık olabilir orklara karşı diyorum ben hala. Ama şöyle bir şey var. Taurenlerde genel bir tutum bu. Hani en nihayetinde Makgora dediğin şey ölümüne yapılmış bir meydan okuma. Yani babası bunu kabul ederek zaten Garrosh'a işte Makgora ilan ediyor. Ya babası ölmese Garrosh mu ölsün? Aynen, modu var ya hani biraz da. Evet. Hani Garrosh ölse daha mı iyiydi? Bunu mu istiyordunuz lan falan moduna giriyorum ben de. Herhalde insanlar istiyorum derlerdi yani şu an bile. Ya tabii bak şimdi oradaki durumda şöyle bir şey vardı. Garrosh yavaş yavaş böyle ekstrem bir lider olarak gösterilmeye başlamıştı o olay olduğunda. Ve o yüzden herkes tabii ki çok daha eski ve işte barışçıl bir karakter olduğu için Cairn'i tuttu. Ama yani sonuçta bunun böyle ilerlemesi gerektiği için değil. O oradaki Cairn'in aslında kendi karakterine uymayan bir şey yapmasından dolayı oldu bu. Olayın altını ve neden olduğunu bilmeden, daha gerçek suçluların kim olduğu anlaşılmadan sanki Garrosh yaptırmış gibi baştan bunu kabul edip kendi kendine, aslında kendi kendine de değil, Twilight Hammer ajanlarının gazına gelip Garrosh'a Makgora ilan etti. Yani evet. Ama halbuki kendi içlerinde çözmeye çalışsalardı. Mesela orada da şöyle bir şey var. Eski Cairn, hani nasıl eski Thrall bunu yapmazdı. Eski Cairn onu yapmazdı orada. Orada da bir artık böyle şey var. Yani iktidarı sanki kendisi mi istiyordu? War Chief ben olmalıydım gibi bir hırsı mı vardı? Olabilir. Orada belki de öyle bir durum vardı hakikaten. Ve Garrosh ne kadar öne çıktıkça, ne kadar başarılı oldukça, çünkü Garrosh o aşamada artık şeyi Ice Crown'u düşürmüş, o saldırıyı yönetmiş, bütün böyle şey rüştünü ispatlamış bir lider durumunda ve işte ekstrem bazı en ufak olaylar olduğunda hemen böyle suçlamaya hazır bir şekilde atlıyor ve Cairn'in de çok karakterine aykırı bir durum. Orada biraz işte ya kişisel hırsı ya da işte liderlik hırsı falan gibi bir detay olabilir. Kitapta geçmiyor ama sonuçta Garrosh'a karşı bir ekstra şey olması ancak böyle bir sebepten olabilir gibi gelmişti bana böyle okurken de. Yani çünkü yakıştıramıyor böyle. Yani Thrall bunu lider yapacak bunu mu buldun gibi devamlı bir böyle aşağılaması şeyi var. Böyle adam yerine koymamaca falan. O bence artık bu aşamada bile artık Garrosh konuşmayalım. Ben çok üzerim. Yok Garrosh konuşmuyor. Yani, burada beynin açısından yani beynin gelişimine etkisini konuşuyoruz yani. Peki beynin açısından Shadowlands'te neler olur? Neler bekliyorsunuz? Çünkü Shadowlands'e geliyor bizimle hatta. Evet. Oribos'a yani kaçıyor. Zaten mortal oluyor benim bildiğim kadarıyla. Jayne, Undyne, Bane ve kimdi bir de? Dördüncü. Thrall. Dördü zaten Mold'a kalıyorlar. Onu da anlamadım şimdi. Bizimle kaçamıyorlar. Tamam. Sonra biz Torghast'a gidip şey yapacakmışız ya, oradan ruhları gameplay olarak hani kurtaracağız. Evet. Ama şöyle olarak bunları ne zaman karma değil de. Ya birincisi nasıl düştüklerini bilmiyoruz. Yani 9-0'daki olaylar da göreceğiz muhtemelen nasıl düşeceklerini. Ama benim anladığım kadarıyla işte ben giriş o senaryosunu oynadıktan sonra ben şöyle düşündüm. Yani özellikle Jaina, Bane ve Thrall yani önce gitmişti o üçün önce gitmiş gibi gözüküyor ve Anduin de sonradan oraya esir olarak, çünkü Anduin ayrı ve Anduin'i kurtarmaya çalışıyorlar, başaramıyorlar, uğraşıyorlar falan. Biz gelince, biz yardım edince kurtarabiliyorlar anca. O da bir kurtarma gibi kurtarma olmuyor zaten. Evet. Ama buradan zaten ara konuşmalardan da şunu anlıyoruz. Jaina şey diyor, ya ben buradan defalarca kaçtım, burada böyle bir yer var işte, şu mağaraya saklanabilir, işte şurada bu var falan diyor. Evet. Jaina artık işte ve bir yerde şey diyor işte, Jailer beni devamlı bu teste tabi tutuyor, devamlı kaçıp işte yeniden hapsediyor falan böyle. Evet. Defalar bunu yaşadım diyor. Şimdi zaten sonradan Ion Hazikostas da şeyi açıkladı işte. Ben Shadowlands'da zaman farklı işliyor dediğimde aslında bunu kastediyordum dedi. Ve bu Jaina'nın dediği şeyi kastettiğini söyledi.
MAV'a düşen birinin işte ya da işte düşürülmüş birinin MAV'daki başından geçenler ona göre çok uzun süre geçmiş gibi olsa da bize göre bizim zamanımızda işte o çok az bir vakit almış gibi olabilir diyor. Yani bu bir işkence metodu olarak yani anlatıyor Ion Hazikostas da bunu. Şimdi giriş senaryosunda bunu gördüğümüz için bu üçü özellikle benim tahminimce ölerek gidiyorlar. Öldürülerek gidiyorlar. Jaina, Thrall ve Bane. Yani Dark Ranger'lar tarafından öldürülüyor. Sylvanas bizzat kaçırıyor ve özellikle canlı olarak kaçırıyor. Onunla da ilgili bir yani açıklaması var Sylvanas'ın ama onu göremiyoruz işte girişte. Tam o aşamaya geldiğimizde burada çok cool bir sinematik olacak yazıyor ve geçiyor orayı. O yüzden bence çok büyük ihtimalle bu üçü ölerek gidecek. Yani ruhunuzu hazırlayın diyeyim. Tahminen onun için Dark Ranger'lardan Atanos yapacak olabilir çünkü kitapta Dark Ranger'lar ne kadar dandik göstermiş olsalar da bunu yapabilecek karakterler. Evet çünkü aynen şimdi kitabın sonunda da Nathanos'u Azeroth'ta bırakıp gidiyor Sylvanas ama bir görev veriyor işte. Yani hem bu olsam diye işte göz kulak ol, işte o Shadowlands'la ilgili çok şey biliyor, bizim planlarımıza engel olabilir falan diyor. Hem de işte ona yardım edecek yandaşlara da işte göz kulak ol, bir şey yaparlarsa müdahale et gibi bir şey diyor böyle. Orada o yüzden yani son aşamada 9-0'da herhalde göreceğiz işte Nathanos'u eski evinin orada işte mini boss gibi bir şey olacakmış. Evet. Ölmeyeceğini büyük ihtimalle tahmin ediyoruz onun da ama beta'da da ölebilir aslında çok yüksek bir ihtimalle Sylvanas'ın yani yanına geçmek için. İhtimal var ya ölerek gidecek o da MAV'a o yüzden ölümünü bekliyor ve ölmek için oraya gitti. Ya da ikinci ihtimal işte kendisi kendi inisiyatifiyle bir şeyler yapacak Sylvanas'a kendini affettirebilmek için. O yapacağı şey de işte bu üç karakterden birini ya da ikisini öldürmek olabilir gibime geliyor. Şişe işe yaramayacak bu sefer. Şişesi. Ne? Şişe. Şişeyi kullanacak mı bilmiyorum. Evet, şişeyi kullandı bitti işte. Sylvanas'ın yanına Ice Crown'a gitti. O orada bitti yani işte. Ya. Muhtemelen. Şimdi MAV'a yani yanına işte Sylvanas'ın geçebilmek için bir şey yapması gerekiyor. Yani yeniden kendisini işe yarar bir şekilde göstermesi gerekiyor, ispatlaması gerekiyor. Çünkü şu anda Sylvanas'ın dediğini yapamadı. Bu olsam diye öldür diyor işte Sylvanas, öldüremiyor ve ondan sonra bırakıp gidiyor Nathanos'u. O yüzden bu bir olayları tetikleyebilir yani bu ilk yenilgi sonraki bir travmanın ilk adımı olabilir ya da bir kıvılcımı olabilir gibi bir beklentim var ya benim. Peki bu Horde'daki diğer liderin yani Shadowlands'e geçmiş olan diğer liderlerin akıbeti ne durumda yani onu da görmedik. Ya, şeyde de yoktu. Yani Troll'la Bane zaten. Hayır onlar ölerek gidenler ya bir de Dolvar'la bizimle birlikte gelen tipler var. İşte Tyra falan. Geçemiyorlar şey geçiyor. Tyra'nda atlıyor ama Horde liderlerinin çoğu geçemiyor diye biliyorum. Ya çünkü şeyi de görüyorsun hani düştüğün yerde Bolvar da yok. Bolvar sonradan böyle portal açıp geliyor ya şey Oribos'a. O geliyor ama yok olmuyor. Çoğu geçemiyor hatta evet. Bazıları düşerek geliyordu falan. Orada belki bir sinematik yaşanır. Belki onlar geçmiştir ama sinematikte bir şey olur belki yani. Geçememelerini sağlayan da başka yeri olur. Olabilir evet. Belki özellikle yani bana şey gibi de geldi. Sylvanas sonuçta bunun bu şekilde kullanılabileceğini biliyor. Evet. Yani o şeyi kırdığında işte Helm of Domination'ı kırdığında bunun işte kapı olarak kullanılabileceğini de biliyor. Ve bunu bilerek bir tuzak olarak bırakmış da olabilir. Evet. Yani gelecekleri yeri de biliyor çünkü. Yani sonuçta açılabilir. Korkmuyor yani geldiğinde. Yani, ya biraz konu dışı olacak ama suikast güzel yapmış yani güzel bir şey noktaya değindi. Bolvar bir ekip kuruyor falan diyor ya hani peki Bolvar'ın şey olması Knights of the Ebon Blade'in lideri o pozisyonunda gelmesi falan. Evet onu direkt öyle tanıtıyorlardı bize. Yani evet, aslında aynen. Hiç alakası yok. Evet. Yani bir anda Legion'da falan öyle bir şey yaşamadık görmedik bir anda geldi böyle.
Yeni oluyor. Acaba onun nasıl şey, olduğunu göreceğiz mi yani? Artık Wolverine ve Lich King olmadığı için sadece çok güçlü bir Death Knight. Ya onun için hani Death Knight'ler de onu kurtardığı için, çünkü onu öğreniyoruz. Yani Death Knight de onu kurtarıyormuş. Ice Crown'da. Wolverine de kabul etmiş olabilir bunun karşılığında. Evet. Knight'ın yani, lideri olmayı. Yani şöyle bir şey var orada. O aşamayı tabii görmüyoruz ama sonuçta şeyin yani Bolvar'ın işte Knights of the Ebon Blade'in başında, yani Death Knight'ların başında Maw'a geçtiğini biliyoruz. Maw'a geçip orada duramayıp ondan sonra yani Oribos'a gelme aşamasını bilmiyoruz. Nasıl geçti, neden geçti? Yani. Ama Helm of Domination'dan bakarken zorlanıyor mesela Maw'a. Evet. Maw ona geri bakıyor diyor hatta yani. Şu an yetişemiyorum ha. Tamam, gördüm. Şey orada çok şey çok hoş orada. Jailer değil, Maw ona geri bakıyormuş. Ne? Ne? Yanlış hatırlamıyorsam spoiler'dan. Jailer değil, Maw ona geri bakıyormuş. Maw looks like. Olabilir. Peki bir şey diyeceğim. Buyur. Şimdi Faction'lar, sıkıldım Faction'lardan. Yo zaten aslında Mov... genel itibariyle şöyle yedik bitirdik yani konuyu. Şey diyeceğim, Mov'un tanıtımını yaparken Blue Post'a şunu demişlerdi. İşte Gare evrendeki en tehlikeli canlıların tutuklu olduğu ve asla kaçılamayan bir hapishane diyor Mov için, ama Mov'un içinde niye ayrıca Torghast var? Niye çift sistemli hapishane var orada? Mov'dan zaten çıkılamıyor. Sanki çıkılamıyor. Niye bir de Torghast var orada ayrıca? Dur, yorum yapacağım sana. Torghast aslında Jailer'ın ilk kalesi olarak geçiyor. Evet. Sonradan orayı... Hapishaneye mi çeviriyorlar acaba? Sonradan öyle bir... aynen, hapishaneye de değil de başka bir şeye çeviriyorlar orada. Yani Torghast'ın içinde ruhların olduğunu biliyoruz sanırım. Mahkumların. Hani ne? Yani Maw'a düşmek zaten en büyük ceza. Şöyle söyleyeyim. Normalde Maw dediğin yer hani mahşer yeri gibi toplanıyor, anladın mı? Direkt olarak nasıl söyleyeyim? Yargı verilmeden direkt böyle akıp gittiğin yer. Zaten orada River'ı falan da görmüştük ya. Aynen. Torghast'ta ise sanki ya daha öncesinde var olan bir şey. Çünkü o yani Maw'da ne yaşandıysa ya da işte Arbiter'lar arasında ne döndüyse bir öncesi var ve Torghast işte ruhların işkence edildiği yer. Yani Maw'un şimdiki halinden önce vardı Torghast. Bu bir. Bundan dolayı oradaki bir süreç şeyi devam ediyor olabilir. Bir de Torghast'ta mesela şeyi gördük Revendred görevlerini yaparken. Bu Dead Pantheon diyoruz ya işte şu an işte Sire Denethrius falan filan mevzuları. Burada işte Jailer şu anda hani yönetiyor o ekibi. Denethrius diyor ki ya şunu al, bana gıcık bu prens. Şunu bir al, işkence et bakayım Torghast'ta. Hani bu amaçla da anti şey olarak kullanılan bir yer olabilir. Bir de şöyle az önce söyledim, giriş yaptım, devam edeyim. Maw hani ne olursa olsun Anima'nın aktığı yer şu anda ve Anima'nın dağıtıldığı ana bölge. Torghast biraz daha bilinçsel ruhların var olduğu bir bina, neyse işte kule. Anlatabildim mi demek istediğimi? Öyle zaten. Yani şey gibi anlatılıyor zaten. Tam işte Lord of the Rings'de Sauron'un kalesi gibi yani bir nevi. Ha aynen. Evet. Benziyor da. Mordor'un ortasındaki kule mi o da? Khazad-dûm muydu? Olabilir. Karışılır. Neyse, benim de yok isimde aynen. Ya da işte Sauron, hemen bakıyorum. Benzeri yani muhabbetler. Şurada bebeğim al kapat. Tepesinde de Jailer var. Peki ya acaba... Şimdi Jailer orada mı? Girip çıkıyor mu? Onu bilmiyoruz. Barat durmuş, evet. Barat dur. Yanlış söyledim. Şey... Jailer tahminen orada. Çünkü ben bir SS over giriş kulesinden gördüğümde Jailer tepede duruyordu. Ya, o ama zaman, küçükmüşler boyunu. O zaman şey olacak zaten. Sonra raidimizde Torghast'ın daha üst kademeleri falan gibi bir şey olur o zaman. Evet, şey de orada bildiğin. Yani Torghast'a çıkacağız bir noktada geri atacak o zaman herhalde. Belli bir noktaya kadar. Oyun boyunca hep daha yukarı normalde zaten hani gidebildiğin yere kadar gidiyorsun, başka şeylerle karşılaşıyorsun. O ayrı bir mevzu da işte. Bilmiyoruz. Acaba şu anda beta'da da görünmeyen şeyler bunlar.
Torgas'ın içinde... Evet, ya, o sinematikler falan bir gelse bayağı bir şey öğreneceğiz, göreceğiz de. Evet. Şey diyorum, acaba Torgas'ın içinde hiç beklemediğimiz canlılar hapis olabilir mi? Tabii yani zaten şey, yani Shadowlands'e bütün gezegenlerden, bütün ölümlü alemden gelenler olduğu için daha önce hiç görmediğimiz ırklardan, dünyalardan bir sürü yaratık görecekmişiz. Torghast'ta değil sadece, bütün Shadowlands'ta. Yok, Jader'ın ihanete uğradığını varsayalım. Ha, çünkü yani oraya şey yapılmış gibi, hani Mov, Movet'te bir data mine vardı ya, Mov'un adının önceden ne olduğunu öğrenme ihtimaline dair. Hı. Sanki orası farklı bir yermiş de Jailer oraya itilmiş gibi, bir attığı bir hareketten tehdit olarak görülmüş. Ve Shadowlands'ın başka yeşil bölgesinde Oribos dışında bir ruh akıntısı yok. Hı. Yani o ruhlar nehri tahminen ilk dizaynda Oribos'tan Mova akıyordu. Çünkü Oribos'un ortasında bir ruh akıntısı işte ona. Ne, bir dakika, bir dakika. Şimdi Eda kaçırdım da şey, heh. Oribos'un ortasında bir ruhlar akıntısı var. Evet, evet. Stream of Souls diye geçiyor. Evet. Mov'da da Helya'nın başında durduğu, Hades olarak, Helya'nın başında durduğu bir ruhlar nehri var. Evet. Oribos'tan oraya akıyor mu acaba diye düşündüm. Ya da tam tersi. Arada o yüzden bir bağlantı varsa öyle bir olmuş, öyle shutdown etmiş olabilir Arbiter'i, çünkü şey yazıyordu Oribos'taki bir spoiler'da. İşte o, oradaki bir titanik canlarla konuşuyorsun, şey diyor işte. Arbiter, önüne gelen ruhun ya Shadowlands'e bir yere gitmesine karar verebilir, ya da onu buraya atabilir, yok edebilir diyor. Yok etmekten kastım, ona yollayabilir aslında. Ha yani... Onu sistemin dışına atabilir diyor. Mova atabilir diyor yani. Alt mekaniğini çok bilmiyoruz ya. Bence şöyle olacak o. İşte Oribos'ta görevler olacakmış zaten. Hala eklemediler onları. O görevler... Legendary mi acaba? He? Legendary görevler mi acaba? Yok yok, yazıyor değil. Oribos'un ayrı Oribos görevleri olacakmış. Hikaye görevleri. Bir tanesinde şey yapıyorsun işte. Faction seçtikten sonra Arbiter'ı görebiliyorsun. Oradan sonra devam etmiyor. Şimdi ben onu da açamadım. Şey yok böyle. Öncesini yapmak lazım. Kaldırdılar onu da. Primate karakterle biraz ilerleyip açabiliyordun. Şimdi bayağı sıfırdan başlaman gerekiyor. Ama yani gördüğüm kadarıyla şöyle bir durum var. Ya yani Arbiter dediğin gibi shutdown ya da böyle pause olmuş durumda. Yani evet, bir evet. Aslında mekanizma o. Yarı robotik canlı evet. Gibi gözüküyor. Yok tamamen komple robot ya. Ha, aynen işte ve Jailer artık ne yaptıysa onu da herhalde muhtemelen oyun ilerledikçe öğreneceğiz. Arbiter'ı orada inaktif hale getirmiş ve bu sayede Oribos'a ilk gelen akıntıyı olduğu gibi Mava yönlendirebilmiş. Evet. Götürüyorlar yani, ya bir tane. Evet evet, gözüken o. Yani, ama bunu nasıl yaptığını bilmiyoruz işte. Aynen. Onu göstermiyor zaten. Arkada sadece konuşmaları görüyorsun görev yaparken. Evet evet. Evet. Peki ama o yani, zaman Oribos'tan direkt Mava akıyor her şey. Hiç aynen, böyle elenmeden, şey olmadan. Şu Faction'lara o zaman dövelim. Çok şey Shadowlands'e gibi. Ben şey Murat diyeceğim. Seni şey bekliyordum ben de. Orada şöyle bir mevzu olabilir. Senin dediğin Oribos'ta hani mekanizma çalışmıyor yani. Arbiter çalışmıyor evet. Ya. Normalde sistematik olarak diğer evrenlerdeki işte ölen ruhların animaları Oribos'a doğru akıyor. Ama akıntı işte atıyorum Oribos merkezinden geçip direkt Mav'a geçiyor ve Mav'dan dağıtılıyor. Şu anda mesela Oribos'un bu sağ tarafındaki balkona çıkıp şeye baktığında işte Revendreth'e ya da işte diğer yerlere anima akıntısının Mav'dan olduğunu görüyorsun. Belki evet, de işte aynen. Oribos merkezde bu diğer haritalara o şekilde akıyordu. Ama Arbiter çalışmadığı için herhangi bir dağıtım olmuyor. Direkt Mav'a akıyor durumu söz konusu olabilir. Onu söyleyecektim, biraz bekledim. Falan filan işte. Bu da mümkün. Şey, Faction'lar konusunda hani ben üzerin 20. yılı oyunun, 25. yılı hatta hala ordunun içinde konsey kurdukları halde birbirlerine güvenmiyorlar. Tek adam olmadığı halde.
İşte Alliance içinde hala Horde şunu yapabilir, bunu yapabilir. İşte Alliance'da hala iş sıkıntılar var. İşte her an tekrar savaş çıkabilir. Yani abi sıktı ya valla hani. Yeni Görkem mi? Bir şekilde bir kez de şey demişti bu Shadowlands intro questleri çıktığında. İşte çok yüksek mevzulara gidiyoruz artık. Hani Jailer üzerinden özellikle yani çok büyük mevzulara gidiyoruz demişti. Hani karşımızda Azeroth'un Warsoul'u olduğunu bilip bir de onu tehdit edebilecek kadar bilgili bir abi var. Öldürmekle tehdit edebilecek kadar. E şimdi hala bana kalkıp bu kitapta kaç sayfa? 250 sayfa bile yani. 220 sayfa boyunca Alliance Horde işte. Helange babası için intikam istiyor. Çok konuştum bunlar hani. Ya ama sen şimdi hikayesel açıdan nasıl söyleyeyim, bir Witcher, bir işte az önce de yazdık Diablo gibi tek düze kanaldan gitmesini beklediğim bir hikaye var, belki de ondan bunu yaşıyor olabilirsin ama sen gerçek hayatta da aynı nasıl söyleyeyim faction farklılıklarından kaynaklanan siyasi çatışmaları görüyorsun mesela, ekonomik çatışmaları görüyorsun. Yani iki ya, farklı... Sonra bana gelip çok pardon, sonra bana gelip Sourfang'le sinematik yaptır mı o zaman? Döngüyü ya hayır kırıyorum. Ama yani iki farklı şeyin, iki farklı varoluşun birbirleriyle çatışması çok normal. Bu bir. İkincisi Horde ve Alliance yani World of Warcraft'ın yani birinci satış argümanı. Yani, Orcs vs. Humans. Aynen yani olay oradan çıkıyor. Warcraft 1 oradan çıkıyor yani. Ya tamam da o zaman yani senin istediğin başka bir oyun. Ya bence şöyle bir şey var. Onun arasını bulacaklar, merak etme. Gayet de yolunu yapıyorlar hatta. Yani No Faction ve bence bu War Mode 2.0 olayı yavaş yavaş geliyor. Yani ortak tehlike devam ettikçe zaten bu olmak zorunda. İkincisi PvE content'e en çok para harcıyorlar. En çok yatırımı PvE content'e yapıyorlar ve bunu yaygın olarak oynatabilmek için No Faction'ı getirmek zorundalar zaten. Kendileri de bunun gayet farkındalar. Ben sana söyleyeyim, bunun en büyük işareti ne biliyor musun? Karakter listesinde karakterinin yanında Faction logosu çıktı. Bunun evet. Hiçbir anlamı yok. Yani normalde olması gereken bir şey değil o. Onu buraya eklemelerin tek sebebi ileride yani bu No Faction oynayabilme ihtimalimiz. Yani zaten evet. Yani ilk başta benim aslında hissettiğim şuydu. Eğer ki işte ortam olsaydı Shadowlands'da bunu getireceklerdi. Ama sonradan ya altyapısını yapamadılar ya da sonraki hikayede daha iyi gelebileceğini düşündükleri için bunu böyle birden kestiler. Böyle hatta soru falan da geldi bununla ilgili ya. Şeyde BlizzCon'da şey dediler işte. Hayır işte biz Faction War'un işte bunun ana teması olduğunu düşünüyoruz. Onu değiştirmeyeceğiz diye böyle kestirip attılar. Halbuki bunun çok altyapısı oluşmaya başladı. Artı işte şeyi bu faction'ların beraber ortak tehlikeye karşı çalışmasının işte nasıl böyle vurgulandığını gördük. İkinci bir detay da o War Mode 2.0'ı destekleyen de faction'ların içinde ekstrem, böyle ekstremist ve böyle savaş isteyen, intikam isteyen alt faction oluşma ihtimali oluşmaya başladı. Bir tarafta işte şey var, Tyrande'nin, Gen'in İşte intikam hırsı var. Bir tarafta işte Talanji'nin mesela var. Evet. Şimdi şöyle düşün. Öyle bir ortam, mesela şöyle bir şey gelecek desem ben sana. İşte biz de konuşmuştuk kendi aramızda bunu. İşte War Mode 2.0 gelse ve işte PvE oynamak isteyen işte guildler belli bir görev yapıp işte Horde Alliance beraber oynayabiliyor hale gelsin. Mesela belli yerlerde de bunlar işte şey beraber durabilsin, konuştuklarını anlayabilsin falan. Ama belli yerlere gittikleri zaman, mesela map'te bazı bölgelere gittikleri zaman oralar ekstrem faction'ların bölgesi olsun ve otomatikman PvP açık hale gelsinler. Ve o faction'lara oynayan PvP guild'lerin işte oyuncuları da bunlara saldırabilsin. İki tarafında kendi hediyeleri, kendi ne bileyim mount'ları, bilmem neleri, İşte oradan alabileceğiz zırhlar, modlar olsun falan. Şimdi sen iki tarafı da oynamak istemez misin? PvE yapacaksın. Daha rahat oyuncu ortamı buluyorsun. Geçiyorsun oraya. Kapatıyorsun War modunu.
PvE yapmak için Horde Alliance beraber ve güçlerini bu şeyi de sağlar. Diyorum. Mesela işte hikaye, vakti dengeyi, olmayan insanlar dengeyi, her iki tarafında görev zincirini ve hikayesini görmüş olur. Dengeyi sağlar evet, kesinlikle. İşte o yüzden diyorum zaten. Şimdi böyle bir şey olduğunda hem bak mekanik olarak oyuncu havuzu birden iki katına çıkacak. Hem PvE hem PvP için hem de işte bunu hikayede zaten işte ortak tehlikeye karşı bir araya gelme durumu olduğu için buna da yedirmiş olacaklar. Bir de yani, Alliance oyuncu sayısı ciddi azalmada evet, şey evet. olarak. Evet. Bu tarz bir şey zaten gerekiyor. Bence bu işte şöyle gelecek. Eğer ki işte tahmin ettiğimiz gibi Shadowlands'tan sonra Black Empire tarzı bir gene ortak tehlike temalı expansion gelirse orada zaten bunu yapacaklar. Yani şey gibi olacak çünkü Azeroth'a bir döneceğiz. Böyle her yer ele geçirilmiş. İşte kalanlar... Her yer Black Empire obelisleri böyle. Kalanlar kendi yanında gerilla birlikleri kurmuş. İşte aynı Argus'taki Broken'lar gibi takılıyorlar işte hayatta kalmak için. Biz onlara katılacağız ve onlara yardım edeceğiz. Azeroth'u yeniden kurtarmaya çalışacağız ve ortak bir tehlikeye karşı beraber şey yapacağız. Ama buna uymayan ve işte onlarla beraber işte ben Horde'la savaşmam, ben Alliance'la savaşmam diyen ekstrem factionlar da olacak. İnek. Ve onlar da PvP factionların alt hikayesi olacak. Ve bu ortamda zaten şey olur ya hani böyle tehlike arttığı zaman işte bu post apokaliptik hikayelerin çoğunda bu tarz oluşumlar olur. İşte bir evet. böyle ırkçı bir faction olur. İşte onlar kimseyi kabul etmez. Yanaşana öldürür falan. Bir de böyle bütün tehlikeye karşı beraber savaşalım diyen işte zombilere karşı yok ne bileyim diğer canavarlara karşı beraber takılan bir ekip olur. İşte bu tam PvE, PvP ikisinin de altyapısına uygun. Açıkçası olan, çok zaten kullanan bir formül yani. Gerek de olduğunu düşünmüyorum. Aslında şu an işledikleri şey de çok kötü değil ama dediğin teknik sıkıntılardan dolayı alabilecekleri önlemler, tedbirler evet, hareketler yani, olarak duruyor. Yani hikayesel açıdan şimdi arkadaşlar bakmayın Murat'ın böyle şey yaptığında da alttan böyle biz Discord'da falan muhabbet yaptığımızda çok da seviyor böyle dahil de oluyor. Giriyor böyle mevzulara. Sadece hikayenin geniş perspektiften daha çok görülmesi kanaatinde. Yani biz de aynı şekildeyiz ama tabii şeyi kaçırmıyoruz. Yani bu karakterler Warcraft 3'ten beri var. Yani bu motivasyona sahip olmuş ya da birbirlerine düşman olan ırkların gelişimleri çok eskiye ve köke dayanıyor. Öyle kolay kolay yıkılacağını düşünmüyorum. İstemiyorum da ben şahsım adına. Ve olmaz zaten. İşte o PvP faction olarak dediğim oydu zaten. O yandan devam eder. Ama bakalım gelecek günler ne gösteriyor. Şey yapmayın. Murat'ın kendine sıkılıyor da biz seviyoruz For the Horde, For the Alliance demeyi ve yani aynen fikir teori atıyor. Tamam, her bir hafta bana aynı şeyi satmaları artık salak muamelesi gibi ya. Hani o Alliance Horde birbirine girdi. Ya o işte onun sonu yok. Hani onun demek istediğim şey o. Onun sonu yok. Şimdi o zaman işte PvP seven bir adam da çıkıp lan bana işte Valina'dan beri Old God satıyorsun kardeşim. For the glory of the Alliance. Anladın mı? Katun'u yendik, Yogg-Saron'u yendik, Nuzzot'u yendik. Bu ne kardeş? Tepegöz gibi yaratıklarınızı önümüze koyuyorsun. Diyebilir yani. Ben ona şey cevabını veririm abi. WoW'da hiçbir zaman PvP ön planda olmadı derim. O da der ki WoW PvP olarak öne çıktı ilk önce der. Orc vs. Humans der. Yani bunun sonu yok onu söylemeye çalışıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi dur bir saniye sana bir soru geldi ben onu sorayım. Ol. Benim sorum yanlış görmesen Shadowlands'de bile Void sızmış bir şeyler görmüştük. Evet. Aynı Void Twisting Nether'a sızıp başsız kalan evet. Legion ordularını kontrol altına alamaz mı? Murat Han'ın görüşünü merak ediyorum bu konuda. Murat Han, Legion tam sen. Yok zaten Şükrü direkt Murat Han'a sormuş soruyor. Ne? Twisting Nether'a sızıp Legion ordularını kontrol edebilir mi? Evet. Şu an hani Sargeras şey ya. Pantheon'da. Yani öyle bir şöyle Legion'la Void arası zaten bir savaş var. Çünkü A Thousand Years of War'da Locust Walker'ın yanılmıyorsam Locust Walker'la iç içeyken bir o audiobook'ta bir sahne var. Bir sürü demon'ı katleden kişi Locust Walker mesela Twisting Nether'ın içinde. Yani Void zaten Twisting Nether'a sızıp demon katlediyor. Ama
Demonlar da Void'in fiziksel evrene geçmesini engelliyorlar mesela. O yüzden hani şimdi sızar ama Demon'u kontrol edebilir mi emin değilim. Yani korrupt edebilir mi emin değilim. Zalatat Demon'lar bile korrupt edebilir demişti ama bir şey yapmayacağım ya. Fel ile herhangi bir güç bir araya geldiği zaman genelde patlama oluyor. Yani hiçbir şekilde dengeli olmuyor. Yani Light ile Void bile bir noktaya kadar bir araya gelebiliyor ama herhangi bir güçle Fel bir araya geldiği zaman yıkım oluyor. Onun için sızsa bile en fazla gerilla hata yapıyordur diye tahmin ediyorum. Ya işte şimdi ben o konuda kendi fikrimi söyleyebilir miyim Murat Hancım senden izin alarak? şöyle Void'in sızması böyle nasıl söyleyeyim bir sızıntı ya da işte böyle bir içsel değil bir yozlaşmayla geliyor ve hani yozlaşma durumunda zaten bunun sonu yok. Hani karakterler yozlaştırıldıktan sonra işte Demon da olabilir ki olmaz diyoruz ama güç olarak Twisting Nether'a ben çok dahil olabileceklerini, müdahil olabileceklerini düşünmüyorum. Shadowlands'te gördüğümüz şey de onu hatırlarsanız daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Bir nasıl söyleyeyim kozmik bir savaş yaşandığını ve bunların işte farklı güçlerin Shadowlands'te kalıntı bıraktıklarını düşünüyoruz. Yani Void'in kalıntıları kalmıştı ki Bastion'daki en büyük işte kalıntı örnekleri de geçmişe şey yapılması. Nasıl söyleyeyim? Gidip görüyorduk ve işte o yaşananları yaşayıp oradaki kalıntıları işte elimine ediyorduk. Ki Ravendread'de mesela ışığın evet. Yaktığı, Light'ın yaktığı yer. O biraz daha farklı. Böyle bir sızma durumu bence söz konusu olmaz. Bence Legion'a... Çünkü... Ysera'nın Ysera kullanılarak Void giriş yapmış olabilir. Ya işte ama sızmak değil yani zaten o karakter yozlaşmış hani anlatabildim mi demek istediğimi? Hani böyle işte atıyorum bir delikten böyle Void fıs fıs diye gidiyor şeklinde hani algılan yok aynen böyle çünkü mesela atıyorum böyle farkında olmadan işte Ysera örneğindeki gibi geçişler olabilir ama böyle Legion ordusunu kontrol edecek ya da Fel yok. Kısmını hükmedecek kadar bir şey yapmak. Ya bir de Jinx'ler Shadow Magic'le çok işlemişti yani öyle bir şey anlarlar girişimi olsa. Çok rahat anlarlar. Yani Void'in tamamen bizden çok daha fazla şey biliyorlar Void hakkında. Ve Shadow Magic hakkında onun için evet. Yani bile Void'in pek bir tehdit olacağını sanmıyorum orada. Ki zaten şey saçmalığı var ya, Void Lord'lar Void'den çıkınca müşteri azalıyor. Başka bir yerime geçince o zaman iyice zayıflıyordur. Ya hele hele orada zaten Maldraxxus'ta neler olacak dur bakalım yani Primus falan yok. bir sürü şey çıkacak yani karşımıza. Evet yani zaten şey onun şöyle bir altyapısı var herhalde benim anladığım kadarıyla. Yani Light'la Void sonuçta işte evreni oluşturan ana iki güç olduğu için yani bunların bir iradesi, bir lideri ya da bir yere işgal gibi bir olayı yok. Zaten bütün varlığı böyle yani evrendeki nasıl diyeyim ana güç olma amaçları var. Ama bu varlık olarak var ya da bir, evet. Bunun bir şey Legion gibi düşünmeyin mesela bunu. Yani bu bir böyle güç savaşı ama doğal bir güç savaşı bu. Kendiliğinden olan bir şey ve Light'ın, Void'in vücuda gelmiş hali olan yaratıklar da bu motivasyonla hareket ediyorlar. Ama o bunların yaşam şekli. Bizim için yemek yemek gibi bir şey mesela onların yaptığı şey. Yani onlar Light daha çok yere ulaşsın, bütün evrende Light olsun diyerek yapıyor bir tanesi. Void de işte Light her yere işgal ederek bizim varlığımızı tehdit ediyor. Biz Void bir evren oluşturalım, işte özgür olalım, bütün evren Void olsun diye bunu yapıyor. Ama bunu belli bir Void lideri ya da Light lideri yapmıyor. Zaten kendi kendine olan bir bu nasıl diyeyim kozmik güç savaşı. Ama işte anladığım kadarıyla şimdi Shadowlands'ı buna bağlayacaklar. Hatta Jailer'ın motivasyonunu bile buna bağlayabilirler. Yani bu güç savaşı bizi işte şey yapıyor işte kölesi haline getirdi evet. Gibi düşünerek belki Jailer bu düzeni bozmaya çalışıyor. Yani öyle bir şeye bağlanacak gibi gözüküyor. Jailor. 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 Jailor gibi. İşte yani bence Shadowlands'la bağlantısı bu olacak gibi geliyor bana.
Şöyle şöyle bakıyorum şimdi. Ama şey de söyleyeyim. Demon'lar Void'in ya da Light'in çok kontrolsüz yayılmasını engelleyen güçlü bölüşünce artık o yok. İyi altıydık. İleride görürüz karşılığını. Yani cezasını misliyle çekebiliriz yani bir ihtimal. Ya daha zaten şey en son böyle büyük bir teori atarak şey dedik ya, o Azeroth'un meğer kötü karakterleri bizlermişiz falan. Öyle zaten. O da gayet olası sonuçta. Şöyle bakıyorum da ben ondan biraz sessiz kaldım. Konuşmadığımız karakter kaldı mı diye, ele almadığımız karakter kaldı mı diye. Bir undeadleri konuştuk değil mi? Evet. Konuştuk. Konuştuk. Hatta şeyi de söyledik işte. Lilia'nın yanında takılıyor diye. Kalya'ya. Ha? Farklara bakalım. Yok. Evet arkadaşlar, genel itibariyle Horde ve Alliance'da 4. savaştan sonra yaşananları konuştuk diyelim. Sorularınız da aslında nasıl söyleyeyim, mümkün mertebe yayın akışı içerisinde dahil ettik ve cevaplandırdık diye düşünüyorum. Eğer ki Gamescom'a ticket almayı düşünüyor musunuz? Neyle? diye cevap vereyim. Neyle? Nasıl gidiyoruz yani, öyle bir şey. Online olacak da işte virtual ticket satıyorlar. Dur bakayım fiyatına hemen herkes. Aynen ya, hazır mevzusu açılmışken. Bu ara arkadaşlar, dediğim gibi sorularınızı mümkün mertebe yayın akışı sırasında cevaplandırdık. Eğer ekstra sorularınız olursa YouTube'da yani YouTube'a ekleyeceğiz videoyu. YouTube'da yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Lütfen çekinmeyin ve zaten yayın sırasında da sıkça aktı. Görkem'in, benim, Murat'ın hani nasıl söyleyeyim, erişim adresleri, iletişim adresleri döndü. Oradan da bizlere ulaşıp sorularınızı sorabilir, muhabbet edebilirsiniz bizlerle. Arabamı satıp Gamescom. Benim davet edelim ya. Hep buralar dışında, buralar dışında hiç görüşmüyor olmuyoruz yani, gelin. Boşta açmadık biz o hesapları. Yani. Ne kadarmış bilet Görkem? Bulamadım ya. Bakıyorum daha şimdi de. Daha çıkmamıştır belki. Daha, evet, daha fiyatı belli olmamış. Ha, eyvallah. Olacak demişler de. Ama onlar olmadan izleyebiliyorduk galiba ya. Ama virtual ticket ben demişler. Private visitor diye bir şey olacak. Ben hayatımda daha önce hiç Gamescom parası parayla izlemedim ya. Şey zaten işte aynı BlizzCon gibi açık oluyor. Açık önemli şeyleri yayınlıyorlar. Ha yok, şey demişler, further information will follow shortly falan gelecek diyor. Evet. Yani. Bu sefer şey yapmazlar, daha yayın şey yapmazlar. Yok. Ya zaten 20 euro dedim mi yamulu veriyorsun yani. Tamam abi deyip bırakıyorsun kenara yani. Çarpı 8 topla bilmem kaç derken. Aynen 20 euro falandır. Değildir ya, daha fazladır. Geçen sene. Bakalım göreceğiz. Neyse, dediğimiz gibi arkadaşlar, bugün Horde ve Alliance'da 4. savaştan sonraki liderlerin takındığı pozisyonları ele aldık. Liderlerin takındığı tavırları sıkça konuştuk. Biz işte yayına girerken de söylemiştim, böyle çok Horde taraflı bunlar falan filan diye. İşte gördüğünüz gibi en çok eleştiriyi de Horde'a soktuk. Evet. Bakalım nasıl bir tepki aldık. YouTube'da şeyde görürüz diye düşünüyorum. Dediğim gibi sorularınız olursa lütfen videonun altında sormayı unutmayın. Çekinmeyin, bizlerle iletişime geçmeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Ve müsaadenizi istiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konsey yayınında görüşmek teşekkür üzere diyecekken ederim. Bir abonelik geldi. Delvizi, çok teşekkür ederiz destek için. Twitch Prime'dan abonelik geldi. O benim yakın arkadaşım. Atakan, teşekkürler kardeşim. Atakan, teşekkür ederiz. Kesene bereket diyelim. Kapanışı güzel yaptık, mutlu yaptık desteğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, bizi tercih edip bizleri izlediğiniz için çok sağ olun. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli olun lütfen. Lütfen dikkatli olun arkadaşlar. İyi geceler. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler.